Birbirinden iddialı 7 yarışmacımızın tarzlarını konuşturduğu Doya Doya Moda programında haftanın 3. günü başlıyor. Haftanın finaline adım adım yaklaşırken yarışmacılarımızı final heyecanı sarmış durumda. Bu heyecanı yatıştırmak için bugün alışverişe Anadolu yakasındaki en hareketli semtlerden birine, yani Kadıköy'e geliyoruz. Doya Doya Moda'da bir boğa gibi duruyorum aynı. Günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsınız bugün? Süperiz. Bugün alışveriş için neredeyiz peki? Kadıköy. Kadıköy'deki alışveriş konseptinizi de öğrenelim mi? Cininle hayran bırak. Tina'cığım, uykusuz görünüyorsun bugün. Yok. Yoksa gece bütün gün sabaha kadar arama motorundan, moda dergilerinden cin mi araştırdın? Onu bence sen yapıyorsun. Çünkü bu arada hiç görmedim seni otururken, galiba uyuyordun. Aynen, yine uyuyordum. Yok, benim yanımdaydı, uyumuyordu ama senin gerçekten gözlerin bir kapalı. Ama gerçekten evet. Aleyna'nın bir avukatı olduğunu bilmiyordum. Bu sohbet tartışmaya dönmeden bütçemizi açıklayalım. Bugün alışveriş bütçeniz tam olarak 850 TL. Ve 2 saatlik alışveriş süreniz başlıyor. Hadi. Koş. Sana kimse sevgisiz ya da saygısız davranmadı burada. Ama gerçekten davranışta öyle bir şey görmüyorum. Neden mağdur oynuyorsun Tina? Neden algı yaratmaya çalışıyorsun? Diyelim ki mağdur gösterdim. Julie ona mı puan veriyor? Vallahi billahi gelir hafta sonu çalışırım. Allah, parasızlık çok zor bir şeymiş. Ne olur bak, asla yetişemem. Tamam, hadi kapıya da yapalım. Çabuk çabuk çabuk. Birinci Julia oldu, sonuna kadar hak etti. Bunu diyen Tina dün beni tebrik etmedi, biliyor musunuz? Şu an kombinimi bu şekilde deneyip geldim hemen. Reyondan alıp üzerine giymeye utanmıyor. Alo, aradığınız tarzda şu anda ulaşılamıyor. Günaydın Banu. Günaydın kadış ses. Bugün alışveriş için neredeyiz? Bugün Kadıköy'deyiz. Nereye gideceksin peki? Butiklere gideceğim, birincilere gideceğim. Burada nereyi bulursam oraya gideceğim. Ama inşaata gitmeyeceğim. Sağını solunu karıştırmazsın umarım. Sağım solum. Sağımda bir boğa var. Boğayla sohbet etmek ister misin? Evet dış ses. Ben onunla biraz özel konuşmak istiyorum dış ses. Sevgili boğa, sen Kadıköy'ün simgesisin. Ve ben de seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de Doya Doya Moda'nın simgesiyim. Doya Doya Moda'da bir boğa gibi duruyorum aynı. İçini dökebildin mi biraz olsun? Biraz dert içtim ama konuşmuyor. Buradaki sohbet süren de alışveriş sürene dahil, biliyorsun değil mi? Hep beni oyalıyorsun. Biraz bir şeyler bakalım boğacığım, sonra görüşürüz. Ben gideceğim geri buraya, tamam mı? Bir an önce gidip alışverişe başlayalım o zaman. Hadi dış ses, gidelim alışverişimizi yapalım. Bugün nasılsın Tina? Çok iyiyim. Bir tık düşük, bir tık. Dün ikinci olduğun için mi modun düşük senin? Modum düştü ama dün geride kaldı. Tekrar birinci olmaya savaşacağız. Koşmaya başlayalım. Başlayalım mı? Hadi koşalım. Biz de bu arada Hülya'ya günaydın diyelim. Günaydın. Nasılsın Hülya? Çok iyiyim, çok neşeliyim. Çünkü biliyorsun dün günün bırak birincisi olmayı, yıldızlı 5 aldım. Biliyorsun zaten rüyalarıma girmişti dış ses. Bugün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Ben cinimle dikkat çekici bir şekilde Kuruçeşme'de bir açık hava konserine gidiyorum. Başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Hülya'nın ardından Aleyna'ya günaydın diyerek devam ediyoruz. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Ben bugün çok mutluyum, çok enerjiyim. Çünkü aklımda inanılmaz bir kombin var. Araştırdım, düşündüm, tasarladım, yaptım kafamda bir şeyler. Şimdi onun için buralarda mağazalar, ayakkabıcılar, bir sürü şey aramam lazım bir ses. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun Aleyna? Bir cin markasının açılışına gidiyorum. Ama gerçekten çok havalı bir açılış. Şimdi de ses alışveriş süren başladı. O yüzden ben koşarak ayakkabı tamircisi arayalım birlikte. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Sen koşarken biz de Nihan'a günaydın diyoruz. Günaydın dış ses. Bugünkü konseptimiz cininle fark yarat. Fark yaratabileceğini düşünüyor musun? Hah, tabii ki. Dün yaratamadım ama bugün neden olmasın? Alışveriş için hazır mısın peki? Bomba gibi hazırım dış ses. Görüşürüz, ben gidiyorum. Nasılsın Zeynep? Bugün bomba gibiyim. Rengarenk, cıvıl cıvılım. Bugünün konseptinde nereye gittiğini öğrenelim mi? Bugünkü konseptimde Bodrum'da Ajda Pekkan'ı dinlemeye gidiyorum. Şimdi ne yapıyoruz peki? O zaman hemen koşmaya başlıyorum. Nasılsın Selen? Çok iyiyim. Biraz
birazcık yorgunum. Dün podyumda düşük puan almanın etkisi var mı bu durumda? Evet, modum düştü ama şöyle, ilk gün böyle bir tatlı bir kombinle gelmek istemiştim. İkinci günde diğerlerinin fazla risk almayacağını düşündüm. Farklı olmak adına başka bir şeyler yapmaya çalıştım. Doğru düşünmüşüm, diğerleri çok klasik gelmişti. Ben risk aldım. Bunun sonuçlarına da katlanabilirim yani. Düşük aldım, evet. Dış ses, sen beni yine lafa tuttun. Burada bir tane kotçu var. Sen mağazaya girerken biz de Banu'nun bugünün konseptinde nereye gittiğini öğrenelim. Ben barınağa gidip köpekleri ve kedileri besleyeceğim. Ben orada küçük bir tane minnak bir köpek sahiplenirim Dış Ses. Bakabilecek misin onlara? Bakarım Dış Ses. Çünkü ben iki tane köpüşka bakıyorum. İsimleri ne peki köpeklerinin? Beyloş ve Nazar. İsimlerini sen mi koydun peki? Evet Dış Ses, ben koydum. Dış Ses, şurada bir mağaza gördüm. Gel hadi hemen bir girelim. Banu ilk bulduğu mağazaya girerken biz de Tina'nın yanında alıyoruz soluğu. Dış Ses görüyor musun? Daha mağaza açılmamış, her şey içeride. Ben de kendimi hemen içeri attım. Ne bu acelen böyle? Hemen yetiştirmem lazım. Hanımefendi, biri bana yardım eder mi? Cin elbise, cin etek, cin ne varsa görmek istiyorum. Dün birinciliği kaybettiğin için biraz hırs yapmış olabilirsin belki. Birinci Hulya oldu, sonuna kadar hak etti. Çünkü bence Hulya gerçekten dün çok şık olmuştu. Ben çok beğendim. Bunu diyen Tina dün beni tebrik etmedi, biliyor musunuz? Suratı beş karış, biraz kızdı sanırım. Tina'nın aldığım puanları hak ettiğimi söylemesi beni çok etkileyen bir söylem olmadı. Yine de teşekkür ediyorum kendisine. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Benim istediğim yakın bir şey bulamadım ama burada bazı değişik şeyler gördüm. Onları da denemek istiyorum. Belki güzel bir şey çıkabilir içinden. Hadi deneme odasına. Sen kabine giderken biz de Aleyna'nın yanına ışınlanalım. Abicim merhaba, kolay merhaba. Gelsin. Ben yarışmadan geliyorum. Adım Aleyna. Şimdi benim aklımda bir tasarım var. Tamam. Bir çizme alacağım. Tamam. Bir açık, bir kot pantolon getireceğim sana. O kotu büyük parça haline bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu baştan sona kadar yapıştırma işlemi tamam. yapacağız. Ben hemen sana çizme getireceğim. Ondan tamam. sonra bir saat sonra alacağım abicim. Tamam mı? Çok tamam. teşekkür tamam. ediyorum. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Sanırım Nihan da Aleyna'nın izinden gidiyor. Evet, kendime uğur getirecek bir şey arıyordum ve buldum bak. Burada ne işimiz var peki Nihan? Bugün cininle fark yarat ya konseptimiz. Dış Ses, ceketimi böyle yakalarını falan kollarını böyle taşla süslemek istiyorum. Kendi tasarım ruhumu ortaya koymak istiyorum. Şöyle büyük büyük şeyler düşünüyorum Dış Ses. Aynı zamanda da bunlara bakıyorum. Şöyle göstereyim. Ben bunları seçeyim Dış Ses. Ondan sonra kasada görüşürüz. Ne oldu Nihan? Ne yapıyorsun orada? Ay Dış Ses, Dış Ses. Bana ne oldu böyle? Ne oldu böyle? Kombinini yapmadığın gibi konseptini de söylemedin. Çok ünlü bir cin firmasının reklam yüzü olarak seçildim. Artık sözleşme imzalayacağız. O toplantıya kendi yaptığım cinlerin üzerine tasarımımla onlara jestimi göstermek istiyorum. Aradığın boncukları bulabildin mi peki? Evet, Ses buldum ve ben kasaya gidiyorum. Görüşürüz. Nihan, neler aldın böyle? Çok tutmuş değil mi? Bir sürü daha almam gereken şey var. Ne olur yardım. Bakayım var mı yok mu cüzdan. Teyzem ne olursun 200'ü kabul et, olur mu? Tamam peki. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Zarar ettim. Ben sana kendimi affettireceğim teyzeciğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Hayırlı işlerin olsun. Hülya'yla Moda'ya Daire hoş geldiniz. Ta 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 tam. Çok güzel. Bunu ben burada bir yere saklamak istiyorum. Çünkü bunu ben giyemem Dış Ses. Çünkü göbeği açık. Biliyorsun göbek deliğini gösteren kıyafetler giymeyi sevmiyorum. Ama bunu da kimsenin giymesini istemiyorum ben şu anda. Sakla o zaman bu parçayı, kimse göremesin. Bu arada Tina yarışmadaki diğer kızların sürekli kendisini oynadığını düşünüyor. Eğer bir yerde bir haksızlık, bir hak yeme varsa orada en yüksek sesi çıkan genel genellikle ben olurum. Tina da haksızlığa uğrasa bu arada onun da yanında olurum. O gün Tina bize haksızlık yaptı ve ben orada susamazdım. Beni zaten sevmiyorlar. Ben dedim ki sana kimse sevgisiz ya da saygısız davranmadı burada. Biz onu çok seviyoruz da şöyle de böyle de ama gerçekten davranışta öyle bir şey görmüyorum. Neden mağdur oynuyorsun Tina? Neden algı yaratmaya çalışıyorsun? Diyelim ki mağdur gösterdim. Jüri ona mı puan veriyor? Artık bir kombin deneyecek misin? Hadi görelim. Bir tane daha vardı. Ha o şeymiş, tamam. Aynısıymış. Ben bu boyu pek sevmiyorum biliyorsun. Ama yine de deneyeceğim bundan da bir tane. Bir de şu uzun cin elbiseyi deneyeceğim. Sonra da kotlara bakarız Dış Ses. Biz de bu arada Selen'in alışveriş süreci nasıl geçiyormuş bir bakalım. Senin biraz kafan karışmış olabilir mi? Ya benim her gün kafam karışık ama çok güzel bir tane çanta gördüm, ona bakacağım şimdi. Bu çanta hem cinli olur hem cinli kombin edeyim ayakkabıyla olur. Fiyatı ne kadarmış çantanın? 499 TL. Birazcık fazla pahalı. Bu arada diğer kızların
seni benimseyememiş olması hakkında ne söylemek istersin? Kemik kadro, kemik kadro diyorlar ama kıkırdak bile en az 1,5-2 ayda oluşuyor. Siz bir haftada nasıl kemikleştiğinizde kadro oldunuz çok merak ediyorum. Ayrıca ben geldikten sonra Tina ile Hülya arasında zaten çıtırdamalar başladı. O kemikler bir bir kırılacak kızlar, haberiniz olsun. Selen içini döktükten sonra alışverişine devam ederken biz de Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Evet, şimdi bu tam benim istediğim bir ceket. Kullanabileceğim parçalardan bir tanesi ama tabii henüz emin değilim. Altında da beyaz bir jean denedim. Biraz daha bol paça olmasını isterdim. Daha bol, biraz yırtıklı bir kesim olmasını isterdim. Bir kombinin var mı peki? Evet, bir kombinim daha var dış ses. Sen yeni bir kombin denerken biz de Banu'nun yanında alıyoruz soluğu. Evet dış ses. Şimdi bir mağazaya geldik ve burada çok fazla kot çeşidi görüyorum. Ve burada bir şeyler deneyeceğim. Sen beni burada bekle, ben birkaç kombin bulup sana hemen göstereceğim dış ses. Hadi bay bay. Üzerindeki jean'i detaylandırabilir misin bize? Bu pantolon güzel bir pantolon. Yırtık detayları çok sevdim. Üstüne güzel bir beyaz bir renkle güzel bir şekilde kombin edebileceğimi düşünmekteyim. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Pantolonum 250 TL, üstümde 60 Türk lirası. Hemen diğer kombinimle deniyorum. Sen burada beni bekliyorsun. Hadi bay bay. Hoş geldin Tina. İlk kombinin içine sindi mi? Yani orta. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Jean bot düşündüm. Aksesuarım da büyük aksesuarlar. Hani doldurucu. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 270 ve 300. Getting it on, playing a fool. Summer is gone, back in school. Nothing's changed. Hemen ikinci kombinime geçelim. Bay bay. Abicim merhaba. Merhaba. Beni hatırladın mı? İyiyim. Sen nasılsın? Çok güzelsin. Abi ya, ben çok teşekkür ederim. Ben çizme arıyorum. Tamam. Bana çizmen varsa gösterir misin lütfen? Ya bu sezon uzar ama senin için birkaç. Hadi. Hadi abicim. Beyefendi sana bir model buldu bile. Abi topuklu istiyorum. Bu çok düz. Şahane bir modelim var. Kaç numara o abi? 39. Evet, bu tarz. Ne kadar abi bunun fiyatı? Bu normalde 450 lira. Bana ne kadar olacak abi? Sana 350 lira yapacağım. 350 lira. Evet. Tamam abi. Bu kaç numaraydı? 39. Evet. Bunu bir deneyeyim ben. Tamam. Dene bakalım. Ayağında nasıl duracak? Tamam, tam oldu. Şimdi pantolondan bir tık dar duruyor ama kendi bacağımda bir tık daha bolluk olur muhtemelen. Tamam abi, bunu ben alıyorum. Güzel günlerde kullan. Şöyle çekersek çok tabii, sevineceğim. Demek. Sağ ol, teşekkür ederim. Alıyor musun botları? Ayakkabımı alıyorum dış ses ve buradan çıkıyoruz. Kararını verdiğine göre seni kasada bekliyoruz Aleyna. 350 TL veriyorum. Bir de fişimi alayım abicim. Burada hangi mağazaya geçiyoruz peki? Buradan hemen o ayakkabı abiye gideceğiz, ayakkabı abiye. Bu çizmemi bırakacağım, sonra kombinime geçeceğiz dış ses. Sonra devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Biz de bu arada Zeynep'in kombinini inceleyelim. Evet, bu da ikinci kombinim. Bu sefer bir yelek tercih ettim. Daha dar bir jean'le. Altına yine topuklu bir ayakkabı. Üstüne elimde tutabileceğim yumuşak bir çanta. Belki içimde daha farklı bir şey olabilir. Bunu pek sevemedim. Isınamadım buna. Ama pantolonum ve yeleğimi beğendim. Hatta yeleğimi daha çok beğendim. Bingo parçalardan bir tanesi olabilir. Atölyede buna birkaç işlem yapabilirim. Alo, aradığınız tarzı şu anda ulaşılamıyor. Zeynep'ciğim, tarzın çok kapalı. Senindeki kombinin fiyatlarını öğrenelim mi? İçimdeki büstiyer 79 TL. Yeleğim 325 TL. Pantolonum da 200 TL. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Sürpriz diyoruz. Sen yeni bir kombin için kabine giderken biz de dünün birincisi olan Hülya'nın yeni kombinine bakalım hemen. Bana asla midi boy elbise yakışmıyor. Ve ben midi boy elbise hiç sevmiyorum diyorum, değil mi? Ne kadar haklı olduğuma bakar mısın? İnsan gerçekten kendini bilmeli. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? Bunun fiyatı 400 TL. Başka bir kombinin var mı Hülya? Var, bekle. Hadi geliyorum. Hülya kabine giderken jean'inle hayran bırak konseptine Tina yepyeni bir soluk getiriyor. Öyle yapmaya çalışacağım. Bakalım jürinin puanlarıyla belli olur tabii ki. Nasıl bir kombin tasarladığını anlatır mısın bize? Şimdi bu bir pantolon. Bir koluma pantolon geçirdim. Bir koluma beyaz gömlek. Altımda da 90'lar pantolonu var. Jean'in farklı bir şekilde kullanabileceğimizi göstermek istedim bu kombinle. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 270. Bu jean 300, gömlek de 230 galiba.
Oldukça sıra dışı bir kombin tercihi olsa da hala karar veremeyen Tina farklı mağazalara doğru yol alıyor. Buradan bir şey bulamadık. Diğer kombinleri bakacağız. Hadi biraz koşalım. Jean parçanı bulabildin mi Selen? Bu bir jean elbise. Fiyatı da 379 TL. Denemeyi düşünüyor musun peki? Evet, deneyeceğim. Hızlıca üzerini dene. Biz seni kabin çıkışında bekliyoruz Selen. Jean elbiseyle geldim. Limon sarısı bir çanta aldım. Eğer böyle bir kombin yapacak olsaydım altına da hasır ya da krem tonlarında bir ayakkabı tercih ederdim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Çantam 350, kot elbise ne kadardı? Kot elbise de değil. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Ben şimdi başka şeyler deneyeceğim. Sen kabine giderken biz de Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Ne alıyorsun buradan Zeynep? Söyleyemem, dış ses, sürpriz. Ne kadar? 325. Bize ne kadar? 325. Sen benim diğer adımı bilmiyorsun galiba. Bilmiyorum. Pazarlık savarım ben. Mükemmel pazarlık yaparım. Bak ben yarışmacıyım. Biraz daha indir ya. Lütfen. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gizli saklı bir şeyler alan Zeynep alışverişine devam ederken Hülya da göz alıcı bir kombinle karşılıyor bizi. Star parçanı bulabildin mi diye soracakken ışıldayarak çıktın kabinden Hülya. Tesadüf oldu işte, nerede bir star dense ben böyle çıkıveriyorum. Onun birinciliğini elinden almayı düşünüyorum. Günün birincisi benim. Jean'ini beyazla mı kombinleyeceksin? Yani dedim size, jean beyaz da olabilir, siyah da olabilir. Bu kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Pantolonum 200 TL, ceketim 650 TL, gömleğim de 200 TL'ymiş. Başka bir kombinin var mı peki? Burada yok. Buradan çıkıp başka yere gideceğiz dış ses. 92'si de 90 TL. Daha iyisi herhalde bulamayacağım gibi dış ses. O zaman bu ikisini alıyoruz. Aleyna da burada. Gördün mü Zeynep? Evet, fark ettim. O yüzden hiç yanına yaklaşmadım. Dedim şimdi ay benden gördü, kıskandı, kombinimi çaldı, pişti olduk olmasın diye hemen geçtim yanından. Dış ses, benim aklıma başka bir şey geldi şu anda. Zeynep duymasın şimdi aklındakini Aleyna. Zeynep ne bakıyorsun ya? Kız kombinimiz jean ya, jean bakıyorum işte. Bir pantolon giyip çıkacak mısın? Blue jean. Vallahi sen de dün bir pantolon giydin çıktın ama yok. Belki bugün ben de bir pantolon bugün giyer çıkarım. Konseptimiz farklı ya, jean ya. O jean'i sadece dümdüz giyip mi çıkacaksın? Hayatım ya? Şimdi sana söylersen fikrimi sana vermiş olurum. Ha, söyleyemem yok, o yüzden. Benim fikrim var zaten. Pardon. Kimsenin fikriyle hareket bir şey etmem. Sormak istiyorum. Şimdi bunu bunun alıyoruz, 27'si var gidiyoruz mı? Buradan. Kararını verdiysen biz seni kasada bekliyoruz Aleyna. Ne kadardı o? 90 değil mi? 90 TL vereyim. Vallahi param yok. Vakit yok, para yok. Fişimi de alabilir miyim? Hemen buradan çıkıp gidiyoruz. Aleyna, şimdi nereye gidiyoruz? Çizmeciye gidiyoruz. Pantolonu bırakacağım, sonra kombinimi almaya başlayacağım dış ses. Teşekkür ederim. Hadi dış ses. Hoş geldin Banu. Hoş buldum. Üzerindeki kombinden bahseder misin bize? Altında bir bol paçalı pantolon var. Onun üstüne tek kol bir omuz tercih ettim. Ve şu an kombinimi bu şekilde deneyip geldim hemen yanına dış ses. Vallahi utanmıyor şu kombinin. Reyondan alıp üzerine giymeye utanmıyor. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Pantolonum 250 Türk lirası. Bu da aynı 60 Türk lirası. Altına nasıl bir ayakkabı tercih edersin peki? Tek bant yine aynı şekilde, belki bir stiletto giyebilirim dirse. Ama stilettoyu dar paça bir pantolonu daha çok yakıştırırım. O yüzden ben de sana öyle bir kombin yapıp geleceğim dirse hemen. Merakla bekliyoruz kombinini Banu. Bekle beni dirse hemen geliyorum. Pantolonunu beğendin sanırım Banu. Kot dar paça güzel bir kot. Bunun altına bir stiletto giyebilirim. Ve üstüne de beyaz bir şey bakabilirim ya da kota kot yapabilirim. Üstü konusunda kararsın. Başka bir mağazadan bakacağız. Dış ses, ben biraz gezeyim. Sen beni yine çok lafı tutuyorsun. Sen beni burada bekle, ben hemen geliyorum. Sen kararını ver, biz seni kasada bekliyoruz Banu. Ne kadar tuttu? Bence minik bir indirim yaparsınız ya. 200 lira yapalım. 250 veriyorum. 220 yapalım bari.
Pazarlık konusunda ders mi alsan acaba? Her zaman gibi yine pazarlıkta, yine ben başarısızım ve yine ben başarısızım. Ne yapacağız bu durumu? Kızlardan destek alabilirsin bence. Hadi koş dış ses. Jean short mu arıyorsun Selen? Kot short. İstediğim tarzda bulamadım. Etek deneyebilirim, bir jean etek. Üstüne böyle bir crop deneyebilirim. Proporsiyonuma uygun olduğunu düşünüyorum. Karar vereceğim, ondan sonra deneyeceğim. Seçtiğin kombini deneyip gel o zaman. Let me get a hold of myself. Let me do this right. İşte bir jean şıklığı. Jean'inle hayran bırakın. Konseptinin uyumlu bir parçası olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar seninle uyumlu mu bakalım? Ceketimin fiyatına gelecek olursak 650 TL. İçimdeki body 60 TL. Şortumda 200 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinim şu an için yok. Bunları bir çıkartacağım. Ceket çok pahalı. O yüzden bilmiyorum. İndirim yaparlarsa düşünebilirim, değerlendirebilirim. Yoksa buradan çıkıyoruz. Sen üzerini değiştirirken biz de Nihan'ın yanında alıyoruz soluğu. Acilen bir cin bulmam lazım. Bu mağazada aradığını bulabilecek misin? Ben aradığım şeyi her türlü arar bulurum dış ses. Elindekileri denemeye başlasan iyi olur. Tamam, bu çok güzel. Ben bunu deneyeceğim. Hemen ben kabine gidiyorum. Çıkışta görüşelim, olur mu? Şaka mı? En az şaka kadar gerçek Zeynep'ciğim. Bir şaka olmasını tercih ederdim bunun. Bu bir tesadüf mü yine, yoksa sözleştiniz mi kızlar? Nihan, sen bizi takip mi ediyorsun, anlamadım. Yok hayatım, seni hiç takip etmedim ben. Hiç de takip nereye etmeyeceğim gerçekten. Nereye girsek aynı yerdeyiz. Asla seni takip sürekli etmeyeceğim. Sürekli birleşiyoruz asla aynı yerlerde. Asla seni takip etmeyeceğim. Yok, ben hiçbir inanmıyorum. Zaman. Neyse, gerçekten şu an muhatap olamayacağım. Sen en iyisi üzerindeki kombini bize anlatmaya başla Nihan. Üzerimde şimdi konseptimiz gereği bir cin var. Üzerine de şöyle bir tişört denedim. Ama bu tişörtü çok daha farklı bir şekilde kesip doğrayıp biçip bir kombin yapabilirim. Ama diğerini de deneyeceğim. Bakalım hangisi artık olursa onu alacağım. Çıkarmadan önce fiyatlarını öğrenelim mi? Pantolonum 310 TL, tişörtüm de 70 TL. Seni kabine gönderelim mi artık? Hemen giyinip geliyorum. Üstümdeki büstenin rengini çok beğendim. Pantolonumu da beğendim, fena değil. Ama tam hayalimdeki kombin olmadı. Aşırı yakışmış, aşkım benim. Böyle gel. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Pantolonum 325 TL, büst yerim de 150 TL. Sen kararını verirken biz de Hülya'nın yanına gidelim. Hülya ve Tina'yı da bir arada yakalıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun? Al, bu çok güzel, bunu giy. Hatta o, şunu giy. Ama o senlik, onlar senlik. Sesin kulaklarımda çınlıyor Tina. Ben mi? Yine Hülya Hülya diyormuşsun. Ben demedim. Hatta aksine ben gerçekten iyi kalbimle dedim ki Hülya'yı dün çok beğendim ve puanları sonuna kadar helal olsun. O yüzden mi tebrik etmedin Tina? Nasıl etmedin? Küstüm suratını aslında. Ben Hülya'nın izlemesini isterim. Gerçekten. Bakalım ben tebrik sen etmiş miyim etmemiş. Sen tebrik ettin mi? Evet. Ben sana baktığımda suratın hep beş karıştı çünkü. Ama şey, ben orada üzgündüm. İyi kalbin ve beş karış suratınla böyle oturuyordum. Ama neden? Dün hepiniz biri oldunuz. Neyse, ve ben bana oyun oynuyor falan dediniz. Herkes beni sevmiyor dersen herkes de sana aynı anda tepki gösterir. Tina'cığım, sonra da bunu bu kadar içselleştirmene gerek yok değil mi? Ama Tina'ya teşekkür ediyorum. Bugün gerçek görüşlerini söylediğin ve beni çok beğendiğini söylediğin için çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar ve kolay gelsin diyorum. Teşekkür güzel ederim canım. Güzel gözlü Tina'cığım, hoşça kal. Sana da canım. Ben geldim. Sen az önce etek almamış mıydın Aleyna? Listes, ben bugün tek parça giyeceğim çünkü tasarım bir ayakkabı yaptım. O tasarımın üzerine de çok böyle 3-5 parçayla bir şey yapamam. O yüzden tek parça ürün tercih ediyorum bugün. Ya siyah ya beyaz giyeceğim demiştim. Aslında bu tulumu çok sevdim ama dokusu biraz hoşuma gitmedi. Bir de bu tahta şekilde düğmeleri hoşuma gitmedi. Fiyatı ne kadarmış peki? 99 TL. Sen kombinlerini denerken biz de kombinine çoktan karar veren Zeynep'in yanındayız. Ne kadar benimkiler? 360 TL. Bize? Aynen. Gerçekten hiç param yok. Ne kadar dediniz? 360. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aradığın jean parçayı buldun mu yoksa Selen? Evet. Yüzünden anlaşılıyor. Buna ihtiyacım varmış demek ki. Aradığımı bulunca kendime geldim. Hemen üzerinde görelim o halde. Nasıl
Nasıl oldu? Beğendin mi? Bu detayları çok hoşuma gitti. Eskitme tarzı. Proporsiyonuma uyduğunu düşünüyorum. Bunu bir topuklu ayakkabıyla kombinleyeceğim. Üst parçama karar verdiğim için henüz daha üst parçası denemedim burada. Çünkü diğer mağazalarda karar vermiştim. Bu pantolonu da alabilirim. Altına tek bant bir topuklu ayakkabı düşünüyorum. Altına da ten rengi ya da şeffaf bir tek bant topuklu ayakkabı giyerdim. Fiyatı ne kadarmış peki? 200 TL'ymiş. Başka bir şey daha aldın kabine giderken ama üzerinde göremedik Selen. Bütün en güzel parçaları topladım ama sana asla göstermeyeceğim. Çünkü sen diğer kızlara söylüyorsun, diğer kızlara gösteriyorsun. Ben onları deneyeceğim. Sen de istersen birazcık onları git. Onların kombinleri hakkında bana haberler getir. Madem öyle sen kararını ver. Biz de Banu'nun yanına gidelim. Tüm arkadaşlarım indirim yapıyor. Ama ben indirim yapamıyorum deyse kimse bana fiyat düşürmüyor. Hiçbir şey istediğim gibi almıyor. Bir üstüm bile ya. Gözyaşlarını silip koşma vakti şimdi. Hadi. Biz de bu arada Tina'nın alışverişi nasıl geçiyormuş ona bakalım. Oldukça keyifli görünüyorsun Tina. Evet, çünkü istediğimi buldum. Üzerine bir şey almadın mı peki? Aldım. Deneyecek misin peki? Burayı buradan keseceğim. Bacaklarından da kol. Mist. Kabininde üstünü çıkartıyorum kimse görmesin, tamam mı? Ben bunu almak istiyorum. Yardımcı olacak mısınız? Fiyatı ne kadarmış seçtiğin parçanın Hülya? 300 TL ya. Yine ellerimin titrediği bir gün ama çok beğendim ceketi de. Madem o kadar beğendin 300 lirayı star parçan için verebilirsin bence. Ya 300 TL ya. Hadi ödemeni yap da gidelim. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen gelen olursa Hülya Hanım bunu aldı ve gitti dersiniz. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bu arada Nihan yeni bir kombin denemiş bile. Nasıl bir kombin seçtiğini anlat bakalım Nihan. Altıma daha koyu ve daha dar bir cin seçtim. Bu cini de yine tasarım olarak düzenleyeceğim, yapacağım ve kesip biçeceğim yine. Üzerime düz bir basic tişört seçtim, beyaz. Üzerime de şöyle bir ceket aldım. Bu ceketi de keseceğimi düşünüyorum. Nihan'cığım iki alakasız tonu bir araya getirmiş. Fiyatlarını öğrenelim mi? Fiyatlarına gelecek olursak cinim 90 TL, tişörtüm 70 TL, kot ceketim de 290 TL. Kararını verdin mi peki? Karar verdim ben. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Hadi kasada buluşalım. Hemen soruyorum. Nihan kombinine karar verirken Aleyna yeni bir kombin denemiş bile. Ben geldim dış ses. Tek parça mı giyineceksin Aleyna? Evet dış ses. Bugün dediğim gibi tek parça bir şey giyeceğim. Tabii ben bunu ekstra süsleyeceğim. Kararımı da zaten verdim. Çıkabiliriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fişimi de aldım. Gidiyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ya hale bakar mısın dış ses? Bu ne hal böyle Hülya? Bugün çok geç kaldım. Çok acelem var. Ayakkabımı böyle giyip çıkacak vaktim yok. Artık yalın ayak yapırdak. Şöyle bir pantolon giydim. Aldığım şeyle uyacak bir şey. Biliyorsunuz bu da white jean. Blue jean, white jean her şeyi üstümde taşırıp bir kombin yapmak istiyorum. Yarım saat süren kaldığını hatırlatırsak karar vermene yardımcı olabilir belki. Çıkarıyorum dış ses. İki parça alıyorum buradan. Ne kadardı acaba ürünlerim? 350 TL. 300 varsam olmaz mı? El titremesi. Bakalım Hülya kalan bütçesiyle alışverişini tamamlayabilecek mi? Bu arada Tina da denediği parçalara karar verip kasada alıyor soluğu. Bu iki taneyi istiyorum. İndirim de istiyorum tabii İndirim ki. İndirim maalesef. Hiçbir şekilde yok bildiğiniz olsun. Hiçbir şekilde. Yok, 1 TL. 1 lira bile. Bu kez indirim alamadın Tina. Çünkü abi bizi indirimle değil gülümseyerek destekleyecekmiş. Gülümsemeniz bana yeterli. Teşekkür ederim. Yine sözü gediğine koyarak kombinine 383 lira ödüyor Tina. Hadi hemen çıkıyoruz. Biz de bu arada Nihan'ın yanına ışınlanıyoruz. Sen ceketini almamış mıydın zaten Nihan? Tasarım yapacağım için başına bir şey gelebilir. O yüzden işimi riske atmamak için bir tane daha ceket denemek istiyorum. Seçtiğim pantolon düz bir pantolondu. Biraz daha deforme olmuş bir cins seçtim. Başına bir şey gelme ihtimaline dediğim gibi her şeyi düşünmek lazım dış ses. Ceketim 325 TL, pantolonum da 180 TL dış ses. Başka bir kombin deneyecek misin? Başka kombinim yok. Ben kabine gidiyorum. Sen kabine giderken biz de Selen'in peşine düşüyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Şu dışarıdaki floralar ne kadar onları soracaktım. Ne kadarmış Selen? Bunlar 25
25 TL'ymiş. Kombinle çok uyumlu, hemen aldım, koparttım hatta. Aldım, çıkarım hemen. Hadi kasada buluşalım. Koş koş koş. Ne kadar olacak bana? 25. Hayır. Abi 20 olur değil mi direkt? 25. 20 oldu artık. Tamam. Yine indirimi kaptın Selen. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Buradan da indirimi kaptık, eksiksiz geçmiyoruz. Beyaz da var. Aslında beyaz da çok isterim ama. Fiyatı ne kadar ya abi bunun? Normalde biz buna 220 lira diyoruz ama size 150'den vermeyi düşünüyoruz. 150 de değil tabii ki. 150 ya. Değil mi abi? Yaptım, 100 TL. Şu suyu hemen alayım ben. Şu suyu hemen alayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Para üstüne almayı unutma. Tamam abicim. Teşekkür ederim. Fişimi alabilir miyim lütfen? Bunu da alayım abicim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Aleyna çantasına karar verirken Hülya da ayakkabısını denemiş bile. Güzel ayakkabı. Ay, burada çanta yok muydu? Daha çanta için koşacağız. Bunun peki açığı var mı? Yokmuş Hülya. Saten ayakkabı almayı düşünmez misin? Saten no. Satenden ağzımın payını aldım biliyor musunuz? O yüzden no. Ay, bu da çok güzel bir ayakkabıymış. Aslında beyaz da alabilirim. Ekru gibi. Bir dakika dur. Bir an önce kararını ver. Biz seni kasada bekliyoruz. Şöyle yapacağım, biliyorum çok bu sefer böyle oldu ama gerçekten param yok. Çantam, aksesuarım, hiçbir şeyim yok. Yani bir sefercik. 20 daha vereyim, çanta alayım. Tamam, oldu. Burada beni hiç kırmıyorlar. Tamam. 50 lirayla ne alacağım? Şansın yaver giderse bir şeyler bulabilirsin. Yürü çabuk yürü. Aa, düşeceğim burada, hadi. Cin'inle hayran bırak konsepti için Banu'nun yanındayız. Ceketi giyebilirim. Beğendiysen hemen kabine gönderelim seni. Dış sesçim, kabine koş. Sen deneyip kararını ver, biz seni kasada bekliyoruz. 295. Ama bana hiç değil. Sana ne? Bir seferlik, hep size geliyorum zaten, beni tanıyorsunuz. 60. Teşekkür ederim. Beyefendi gözyaşları karşısında ufak da olsa bir indirim yapıyor Banu'ya. Koşalım mı artık Banu? Koş dış ses. Sen eksiklerini tamamlarken biz de Zeynep'in ayakkabı seçimine bakıyoruz. Bunun böyle bilekten bağlamalısı yok değil mi? Ayakkabının fiyatını öğrenelim mi? Bu ayakkabının fiyatı ne kadar? Peki benim ne kadarım var? Ne kadar? 90 TL. Bakın diğer abi buradayken aynaları sildim, verdi. Doğru. Tamam, abiyi arayalım. Bu da yapamayacağım. Sen yine de bir şansını dene bakalım Zeynep. Alo, Nihat abicim nasılsın? Ben kimi biliyor musun abi? Senin aynalarını silen doya doya moda yarışmacısı Zeynep. Abi düştüm ocağına, ne olur beni kurtar. Yoksa ben eksik çıkacağım bugün. Bir tane ayakkabı beğendim. Son 100 TL param var. Vallahi billahi gelir hafta sonu çalışırım. Söz veriyorum. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yine yaptın yapacağını Zeynep. Ne kadar ödüyorsun ayakkabına? 100 TL. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Çantam yok, param yok, vaktim yok. Bu kız ne yapsın? Sen bir yolunu bulursun bence. Çok teşekkür ederim, hayırlı işler. Bu arada Tina, sen de ayakkabına karar verdin sanırım. Beğendin mi peki? Bunu beğendim aslında. Biraz taş falan yapıştırmayı düşünüyorum. Bunu çıkartalım hemen ve kasaya gidelim. Hadi kasada görüşürüz. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Ayakkabı ne kadar? Ayakkabı 700 lira. Ne istiyorsan yaparım. Zamanım az kaldı, param az kaldı. Hep parasız sende geliyorum ya. O zaman sana yarı yarıya indirim yapalım. Yalnız birazcık paspas yapacaksın, o kadar. %50 indirimi paspas yapma karşılığında alan Tina hemen işe koyuluyor. Buradan başlıyoruz. Evet, tertemiz yaptım. Hadi bakalım. Dışarıya da yapalım mı? Tamam, hadi kapıya da yapalım. Sen temizliğini tamamlarken biz de Nihan'ın nasıl bir ayakkabı tercih edeceğine bakalım. Çok az vaktim kaldı. Dore 36, bir stiletto arıyorum ben. Şuraya oturup soluklan istersen. Ayakkabın da geldi bu arada. Ay harika, tam böyle istediğim gibi aksesuarlarımla birlikte tasarımımla inanılmaz güzel olacak. Hemen denemem lazım. Bunun eşini alabilir miyim? Ayakkabının fiyatı ne kadarmış peki? Ayakkabımın fiyatı da 260 TL'ymiş. Bütçen yetiyor mu? Alabilecek misin? Evet, almak istiyorum ama hanımefendi o kadar güzel ki artık nasıl alırım, nasıl indirim yaptırırım ben bilmiyorum. Kasada görüşürüz. Sen kasaya giderken biz de Selen'in yanına ışınlanalım. Gözüm bu çantaya düşmüştü, bunu alacağım. Ne kadarmış öğrenelim. 109 liraymış bu çanta. Mavisini alacağım bu arada. Ben de kararsızlık abidesi. Dur, hayır. Bir an önce karar versen iyi olur Selen. Tamam, bence okey bu çanta. Ne kadarmış? Abla bu çanta ne kadar? Kararını verdiysen kasaya gidelim mi? 150. Çok acil. Ne kadar olur peki? 150 vallahi. Hiç binmeyeceğim. Maalesef.
Her zaman umduğunu bulamazsın Selen. Koşarak çıkman lazım Selen. Haydi koş. Hülya kalan 50 lirasıyla çanta bulabilecek mi bakalım? Sus, elimde 50 lirayla kaldım. Ben bunu aksesuar mı alayım? Çanta mı alayım ya? Allah'ım, parasızlık çok zor bir şeymiş. Daha peruk alacaktım ben bugün. Hülya, gözlerine inanamayacaksın ama etiketlere bakar mısın? Merhaba. Ay tamam, teşekkürler. Aa, bulduk bir tane. Ne renk bir çanta var aklında? Yeşil çanta arıyorum. Gel çabuk. Al şunu, alacağım ya. Her yeri dağıttın Hülya. Ama ne kadar telaşçıyım, görüyorsunuz değil mi? Beni burada sıkıştırıp duruyor. Her yerde aynı şeyi yapıyorsun. Yapmıyorum, inanmayın ya. İnanmayın, atıyor. Artık kararını versen iyi olur. Neyse, bunu alacağım. Biz de görelim mi ne seçtiğini. Fiyatı ne kadarmış peki? Ne kadar çantam? 50 lira. 10 lira verin ne olur. 10 liracık. 10 TL ya. Vallahi ben bugün ağlayacağım ya. Buyurun, fişimi alayım. Teşekkürler. Hadi gidelim. Geldim dış ses. Bu da böyle tek parça bir şey. Tabii ben bu düğmeleri görmüyorum. Böyle bir şey alırsam, çünkü düğmeleri siyaha boyayacağım. Fiyatı ne kadarmış? 149 TL. Tabii almak istersen bana indirim yaparlar. Kafamda oturttuğum bir şeyler, buradan çıkacağız. Başka bir kombin deneyecek misin? Buradan başka bir şey denemiyorum. Hemen üstümü değiştirip buradan çıkıyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Kararını verdiysen seni kasada bekliyoruz. Ben bir gömlek arayacaktım. Onu alabilir miyim? Onu şöyle atalım hemen içine. Onu 100 TL versen olur mu? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Tek parça deneyeceğim diyerek girdiği her mağazadan birer parça kıyafet alan Aleyna'yı yalnız bırakıp Banu'nun yanında alıyoruz soluğu. Nasıl bir ayakkabı var aklında Banu? Beyaz bir ayakkabı, topuklu. Beyefendi senin için bir tane buldu bile. Dene şunu. Bu kaç? 38 mi? 37. Tamam. Hadi hemen dene de ayağında görelim. Bugün eksik bir kombinle çıkacakmışsın gibi bir his var içimde Banu. Yok diş ses, eksik çıkmayacağım. Şey var mı? Bej rengi stiletto. 8 dakika süren kaldı ama hala ayakkabı beğenemiyorsun. Bejlerde mesela şunlar olabilir. Şunu verebilir misin bana? Tamam, ben bunu denemeden direkt alabilir miyim? Ya ayağın olmazsa peki? Ya da şurada 2 dakika deneyeyim diş ses hemen. Bunun 38 varsa 38'i. Denemeden alsaydın olmayacakmış, gördün mü? Kangren olurdum diş ses. Tamam, hemen diğer tekini de alayım, hemen alacağım. Poşet burada. Bu sefer denemeden alabilirsin ama. Yoksa süren yetmeyecek. Hemen bir de şuradan. Bak bakalım ayakkabınla uyumlu mu? Evet. Aynen bu. İkisine ne kadar ödüyorsun? İkisine abi 200 al benden. Ne olur bak, asla yetişemem. Zaten çok az sürem kaldı. 5 dakikam kalmış. 240 verirsem tüm param bitecek. Aksesuar alamazsam eksik çıkarım. Hemen koşmam lazım aksesuarcıya. Çok teşekkür ederim abi. Koşup aksesuarını seç hemen. Biz birazdan geliyoruz. Sen neler arıyorsun Zeynep? Ceketimin arkasına püskül dikeceğim ki biraz hareket katsın diye. Seçimini yaptıysan kasada buluşalım mı? Hemen alıp geliyorum dış ses. Sen Erzincanlıymışsın, ben de Erzincanlıyım. Kemaliyeliyim. Sen neresi? Ha bak hemşire, son 20 lira param var, ne olur. Toplam 60 lira tutan püskülleri 40 lira ödeyerek satın alan Zeynep alışverişine devam ederken biz de Tina'nın yanına geliyoruz. Nasıl bir çanta seçtin Tina? Böyle bir şey var. Bunu vereyim, teşekkür ederim. Karar verdin mi çantana? Bunu aldım, çantama attım. Tina hızlı bir seçim yaparken Nihan hala kararını verememiş anlaşılan. Ne yapıyorsun Nihan? Ayakkabıma karar verdim, şimdi çantama bakıyorum. Bir taşla iki kuş vurmak istedin sanırım. Evet. Seçtiklerinin fiyatını öğrenelim mi? Bu çantanın fiyatı 200 TL. Bu da onun aynısı zaten. O da 200 TL. Ben bunu almaya karar verdim. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Kasada görüşürüz. Ya. 150 TL ne olursunuz bana yardımcı olur musunuz? Daha aksesuarımı almadım ne olur. 400 lira yapabilirim onu size. O zaman çantadan vazgeçeyim o zaman. Aksesuarımı da almadım. Ayakkabı da bari 180 TL yardımcı olun bana ne olur. Anlaştık değil mi? Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Alayım. Şimdi nereye gidiyoruz? Aksesuarımı ve çantamı halletmeye gidiyorum. Görüşürüz. Biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Tüm paran bitti Hülya. Ne arıyorsun hala? Perukçu belki bana yine hediye verir. Ben inanıyorum Perukçu, beni seviyordu. Koşup soralım o
zaman. Hadi koşalım ama biraz uzak. Sen koşarken biz de Aleyna'nın ne durumda olduğuna bakıyoruz. Bak bakayım yakıştı mı? Yakıştı mı? Bana da yakıştı. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çizmelerimi almaya gidiyoruz şimdi. Şapkana ne kadar ödüyorsun Aleyna? 100 TL şapkama veriyorum Allah abicim. Para üstüne aldığı gibi çizmelerini almaya giden Aleyna'nın ardından Tina da aksesuarına karar vermek üzere. Ben bittim. Sonunda alışverişin bitti sanırım. Evet, küpemizi de aldık, kolyemizi de aldık. Tina buluşma noktasına giderken biz de aksesuar seçimine geçen Nihan'ın yanına ışınlanıyoruz. Ne kadar bütçen kaldı Nihan? 25 TL'm kaldı size. Ayağını yorganına göre uzatırsın o zaman Nihan. Hadi hemen bir şeyler seçelim. Mesela şöyle bir örnek göstereceğim size. Çantan da yok senin daha değil mi? Koskocaman bir ceket yapacağım ya. Dış ses açık olsun yani. Çantamı yapamayacağım. Ben kasaya gidiyorum, görüşürüz. Kasada bekliyoruz seni o halde. Dolandırmadan lafı ben sana söyleyeyim. He, tamam mı? Teşekkürler. Hemen fişimi alabilir miyim? 25 TL. Gördün mü? Dış ses. Aksesuarda indirim alabildin nihayet. Aldıklarımın fiyatı 30 TL. Yüzüklerimin de tanesi 5 TL. Alışverişin bitti mi? Abi hiç konuşturmadan minik bir baskıyla 25 TL'ye alışverişimi tamamladım. Son 2 dakika süresi kalan Aleyna da alışverişini tamamlayabilecek mi bakalım? Bitti galiba çizmelerim. Ben bunları alayım. Bir de parçamı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Paranı bırakıyorum masanın üstüne. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu arada Zeynep de küçük bir çanta bulmuş kendine. Ya şunu ver ya. Verirsin ya. Bak çok güzelsin. Bunu bana verirsin. Ne olur. Bak lütfen rica ediyorum. Ben senin uzman çantası çıkmayayım. Eksik parçan kaldı mı Zeynep? Bir tek ben bittim dış ses. Her şeyimi aldım. Kombinime güveniyorum. En çok da çantama güveniyorum. Artık içine umutlarımı, hayallerimi, jüriden yediğim azarlarımı koyup Ajda Pekkan konserine böyle giderim. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çantasına 40 lira ödeyerek alışverişini tamamlayan Zeynep'in ardından Banu aksesuarını almış bile. Tafiyeci abla hiç saymadı ve bana 40 liraya bu kadar taş verdi. Son paramı da bunları aldım. Benim 0 Türk liram var ama mutluyum. Takım da eksik değil çünkü ben malzemeyi aldım ve yapacağım dış ses. Sen de alışverişini tamamladığına göre bakalım Hülya istediği peruğu hediye olarak alabilecek mi? En sevdiğim perukçuya geldim. Bana yine güzel bir peruk verecektir burası. Nasıl bir peruk istiyorsun Hülya? Ben sarı küt istiyorum bu sefer. Sarı küt. Bir de kızıl vardı bak, bu da bana çok yakıştı dış ses, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Baksanıza şuna, sapsarı. Göreceksiniz şimdi beni. Bir anda kısacık ve küt saçlı bir kız. Çok yakışmadı bana bu ama. Gör bak, çok garip oldu. Bu kadar sarı olmasın. Ya sarı daha uzun olsa daha güzel olur aslında da. Biraz kısa oldu bana. Sarı peruk yerine kızıl denemeye mi karar verdin? Bak bu bana gerçekten yakışıyor. Abi bunu bana hediye ediyor musun? Hiç param yok. Ediyorum. Bitti de bitti. Hülya, nasıl oldu da hediye alabildin bu peruğu? Burada benim yüzümü çok beğendikleri için her peruk bana yakışıyor diye sağ olsunlar bana hediye ediyorlar. Güzel yüzün 10 saniye içinde buluşma noktasına ulaşmazsan çok işe yaramayabilir. Haberin olsun. Bu kadar da hızlıyımdır. Çok hızlısın maşallah. Alışverişini tamamladın değil mi artık? Bitti. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son 3 dakika kala Selen de ayakkabısına karar veriyor. Tamam, bu olsun, bu olsun. Ne kadar bunlar? Bunlar 400 lira. Bana ne kadar olur? 150 yapacağız. Daha yeni duydum. Başka kızlar gelmiş, ona da aynı indirim yapmışsın. Benim onlardan farkım olması tamam, lazım. Sana da 300 yapalım. Tamam. Ayrıca benim... onlara paspas yaptırdım. Bir dahakinde de cam sildireceğiz. Ay bir kurban olsun, ben sana her şeyi yaparım. 250 al ne olur. Yine güzel bir indirim kaptın sen. Teşekkür ederim. Yine indirimi kaptım. Hadi bakalım, başarılar. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Sağ çok sağ ol. Hayırlı işler. Nihan keşke çantanı da alabilseydin sen de. Dış ses. Sus dedik. Aramızda kalacak dedik. Neden konuşuyorsun hala? Rakiplerimin yanına geldim. Önünde sonunda öğrenecekler nasılsa Nihan. Bakalım diğer kızlarımız ne durumda? Arkadaşlar Gülşah Hanım'a kendisi gibi çilek gibi bir şeker aldım. İnşallah bugün aramızdaki o buzlar erisin. Beni de affetsin. Bir daha olmayacağını söz verelim. Hadi görüşelim. Alışverişin nasıl geçti Selen? Yine kararsızlıkta kaldım çünkü bununla savaşıyorum. Ben kendimi düşmanıyım sanki. En iyisi olsun diye uğraşırken daha fazla yanlışa düşüyorum. Ama bu sefer eminim bugün çok güzel bir gün olacak. Buluşma noktasına gidelim mi artık? Evet hadi gidelim. Çantanın rengine bir şey demeyeceğim ama modelin yani modeli. Modeli Gülşah'ım. Cin'inle hayran bırak konsepti için Kadıköy'deki 2 saatlik alışverişimiz sona eriyor. Yarışmacılarımız buluşma noktasına gelmiş bile. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk.
Aldık. Aldınız mı hayran bırakacak jeanlerinizi? Aldık. Tasarım yapacak olan var mı bugün? Aa, bir tek ben mi yokum bugün? Hülya, sen kombinini garantilemek istedin sanırım. Bir süre ara vereyim dedim atölyeye. Bugün girmeyeceğim. Eksik parçası olan var mı peki? Yok. Hülya, sen aksesuar alamadın diye hatırlıyorum. Aldım. Peruk bir aksesuardır bence. Sen öyle diyorsan herkes hazır olduğuna göre doya doya moda villamıza doğru yola çıkma zamanı hanımlar. Hadi bakalım. Gülşah Saraçoğlu, ünlü modacı, Milano'da yaşayan Serdar Uzuntaş'la gecelerde eğlenirken görüntülendi. Bana diyor ya, rol oynuyorsun, mağduru oynuyorsun. Ben burada mağduru oynama ihtiyacım yok ki. Mağdurum zaten diyorsun. Siz benim oyunculuğuma puan vermiyorsunuz ki benim... Yani oyuncu olduğunu kabul ediyorsun. Hayır. Aleyna, Hülya, Tina... Siz kemik kadroymuşsunuz. Nasıl bir kemik kadro? Bazı şeyleri uydurup uydurup söylüyorsun. Ben uydurmuyorum hiçbir şeyi. Biz niye böyle bir şey söyleyelim? Tamam, siz lafınızın arkasında durmuyorsanız ben bana söylediğinizi söylediğimin arkasında duruyorum. Bunu gerçekten ispatlamasını istiyorum. Ya. Kolundaki çok gereksiz bir şey. Taşları bulduğum için bu boşa çıktı. O yüzden. Takmasaydın kardeşim. Çantan buranın altın top çantası gibi bir şey. Korkunç görünüyorsun. Belli ki sen bu işi hiç bilmiyorsun. Ha, bayıldı kız. Keyifli bir alışverişin ardından doya doya moda villasına ulaşan yarışmacılarımız bu kez soluğu tasarımlarını hazırlamak için tasarımcılarımızın yanında alıyorlar. Neler yapıyorsunuz hanımlar? Farklı farklı şeyler yapıyoruz ama ben pantolondan üst yapıyorum. Yetiştirebileceksin değil mi? Evet. Yetişir. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Ceketimi renklendiriyorum. Zaten renkli bir ceket almadın mı? Benim gibi daha rengarenk olsun dış ses. Tina'nın tasarımı hakkında ne düşünüyorsun peki? Değişik bir tasarım aslında ama tabii riskli de. Paçaları ne yapacak dersin? Paçaları da kolluk olarak kullanacak ama ben bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Gülşah Hanım böyle bir tasarım giymişti. Örnek almış olabilir. İnşallah onun kadar başarılı ve güzel olur. Sen Zeynep'in tasarımını nasıl buldun Tina? Bence çok abartıyor. Yine kendisi bilir. Ben burada ona tüy vermiş olmayayım. Sen bana tüy verme hayatım burada. Sen kendi tasarımla ilgilen, ben de kendi tasarımımla ilgileneyim. Gerisine de jürimiz karar versin. Tüm yarışmacılarımız ön hazırlıklarını tamamlarken sırada backstage var. Saç ve makyaj hazırlıklarını da tamamladıktan sonra günün finali başlıyor. Olur yok. Ne yapıyorsun sen burada? Niye geldin mesela bu yarışmaya? Derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. We'll be right back.
podyumda. Bu benim bedenim, bu benim modam. Ben özgürüm, özgürken çok güçlüyüm. Hayat şaşırtır. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Ben nasıl istersem öyle çok güzelim. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. Evet. Aa. Sen seversin bu lafımı. Sevgili seyircilerimiz, hissettim, görmedim ama kahvelerinizi aldınız. E o zaman hep beraber biz bir şey söyleyelim size. Ne diyoruz hep beraber? Evet. Doya doya modaya hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi benim canlarım orada en şirin, en sempatik halleriyle oturuyorlar. Ama biraz sonra bu sempatik olurlar mı bilemeyeceğim. Bunu hep beraber göreceğiz. En sempatiğimiz zaten. Sorma. Evet. Ama sorma. Ne güzel görünüyor. Benim canım o ya. Evet, savaş boyalarımı sürdüm. Sürdün. Hazırım kızları yorumlamaya. Biraz sonra hem de ne yorum hem de ne yorum. Çok neyse. İyi. Evet. Evet. Her sıra bana geldiğinde demiştim ya, geçen hafta efendim armut vücut tipini anlatmıştım. Bugün de neyi anlatacağım? Sen bahsetmiştin çünkü. Kum saati. Kum saati ama şimdi değil. Az sonra kum saatini hep beraber anlatmaya çalışacağım. Tabii hep söylediğim şey, ne isterseniz giyin. Ama önce bir aynaya bakın, yakışıyor mu? Giyin kardeşim. Ama ben gene sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, ben sevgili Selen'imizi podyuma alıyorum. Ver elini. Evet, gelsin. Selen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ ol ama ben bir şey söyletmeyi unuttum hepinize. Sen oradayken söyleyelim. Çünkü çıktın hemen. Evet. Aa, şimdi sevgili seyircilerimiz diyecek ki çıktı, konsept neydi? Konsept ne? Cincin aydan bırak. Dediler. Dediler, sevmedi benim canım. Neymiş bir daha söyleyin? Cincin aydan bırak. Efendim, Jean'le hayran bırak. Neredeymişler yanına geldiğime göre? Kadıköy! Evet. Kadıköy'ümüze sevgilerimizle. Evet, Kadıköy'ümüze sevgiler. Biz Kadıköy çocuğuyuz. Evet. Evet efendim. Nasılsın? Sağ olun. Her şey yolunda mı dünden sonra? Evet, her şey yolunda. Dün benimle yaptığınız motivasyon konuşması beni çok daha iyi bir alışveriş yapmama sebep oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Öyle mi? Evet. Bir saat neredeyse böyle bakmışsın çocuğum, hiçbir şey yapmamışsın. O sırada düşünüyordun herhalde ne giyeceğini. Evet, kafamda başka bir fikir vardı. Ama ondan vazgeçtim. Sonra değişikliğe gidince de birazcık zaman kaybettim. Doğru. Aleyna. Ne o kemik kadro? Aleyna, Hülya, Tina. Siz kemik kadroymuşsunuz. Nasıl bir kemik kadro? Ne demek bu kemik kadro? Hocam bunu kim söylemiş ki? Ben söyledim. Siz söylemişsiniz. Kendisi söylemiş. Hocam kendisi söylemiş. Biz öyle bir şey söylemedik ki. Hayır, sizin bana söylediğinizi ben söyledim. Biz sana Hülya, Tina, ben kemik kadroyuz mu dedik? Evet. Kim dedi bunu? Ben ilk geldiğim günden beri söylüyorsunuz zaten. Sana bunu kim söyledi? Siz söylediniz. Siz söylediniz. Biz böyle siz bana söylediniz. Ne söyledik? Kemik kadroyuz, sen gideceksin. Biz zaten kemikleştik. Hayatım, seni bu hafta göndereceğiz. Hayatım, abartı söyledik biz bunu ama sana. Ama ağzımızdan üçümüz böyle bir şey kemik kadroyuz ağzından. Hayır, sürekli söylüyor. Siz dilinizden düşürmediğiniz için özellikle sizi söyledim. Hülya, Tina, ben. Üçümüzün adı için söylüyorum. Diğer kızları bir kenara bırak lütfen. Biz üçümüz.
buranın kemik kadrosuyuz dedik mi sana? Evet söyledim. Kemik doğru söylemiyorsun. Biraz gerçekten doğru ayrıca. Söylemiyorsun. Sen bak, artık şaşırdın. Bir şey söyleyeceğim sana ama gerçekten abartıyorsun. Bazı şeyleri uydurup uydurup söylüyorsun. Ben uydurmuyorum hiçbir şeyi. Biz niye böyle bir şey söyleyelim? Tamam, siz telefonunuzun arkasında durmuyorsanız ben bana söylediğinizi söylediğimin arkasında duruyorum. Bunu gerçekten ispatlamasını istiyorum. Ya. Siz kemik kadro izlediniz. Yani kemik çıkmadı ya. Kemik çıkmadı. Tamam yani. Söylediler mi? Ben şöyle söylemek istiyorum. Bence yanlış anladı. Kemik kadro, evet bu kelimeyi biz kullandık ama şöyle. Hani doğrucu da biz, bu da, söyle. Biz hani evet biz daha ondan daha önce burada beraberiz. Hani biri gidecekse bu sen olursun gibi bir şey oldu. Ama biz üçümüz kemik kadroyuz ya da biz kemik kadroyuz. Böyle hani birebir direkt ona nadiren kullanmadı. Bence o orada yanlış anladı. Biz şu anlamda söyledik ki sadece üçü de değil, biz bunu hep beraber söyledik. Yani hepimiz bir aradayken konuşulan bir konu bu. Hani bak biz daha önce buradayız yani. Sen bize böyle geldiğin için biz de sana böyle geldik. Buradan biri gidecekse o da sen olacaksın anlamında söylendi. Ama üçümüz ama değil. Konuştuysak hepimiz söylendik. Kemik kadro olarak değil. Üçünüz bu lafı sürekli söylüyorsunuz anlamında söyledim. Benim ağzımdan kemik çıkmadı. Şu anda çevirme. Şimdi sana verdiğimde sen dedin ki ben senin kombinine bakıyorum. Alışverişe geldiğin kombine baktım. Biz kemik kadroyuz, seni göndereceğiz dedi. Benim ağzımdan o kadar eminim ki bu cümlenin bak Zeynep'in anlattığı gibi olabilir ama bu cümlenin asla benim ağzımdan çıkmadığına eminim. Senin çok kafan biraz karıştı. Biraz önce de öyle bir şey söylemedim demiştim. Senin kafan çok karıştı. Zeynep söylediğinizi kabul etti. Zeynep'in söylediği farklı bir şey. Biz tamam, buradaydık. Sen çok kötü geldin ve bence çok kötü kombinlerle geldin. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben önceki söylediğinde bu bile tutmuyor. Senin iki gün önceki söylediğinle şu anki söylediğini zaten hatırlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü 10 saniye önceki söylediğini hatırlamıyorsun sen. Bunu nereden biraz önce dedik o ki, Hülya'cığım biraz önce dedik ki sen bana biz öyle bir şey söylemedik asla dedin. Şimdi Zeynep benim, evet söyledik dediklerini dediğinde kabul ediyorsun şu an. Kemik kadro diye bir şey çıkmadı arkadaşım. Ben kendim uydurmadım ben bunu. Ben bu cümleyi kullanmadığıma adım kadar eminim. Ya. Bunu kullanmadım. Ha biz... Bir arada otururken, konuşurken sen kendini dışlanmış hissedebilirsin ama ben bu seninle ilgili bir problem. Ben kendimi dışta tutmaya çalışıyorum. Sen bana iftira atamazsın. Ben de sinirimi bozma. Ağzından çıkmayan bir cümleyle ilgili bunu söyleyemezsin. Bu şekilde söylemen hoşuma gitmedi. Tamam, ben ağzından çıkmadığını biliyorsun. Desen ki birlik oldunuz hepiniz. İşte bana saldırıyorsunuz ay, gibi cümleler dedin demedin dedin demedin dedin demedin. Sonuç anlaşıldı. Bir şeyler denmiş. Onun da boşuna konuşacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın çocuklar. Onun da çok güzel bir cevabı var. Kıkırdak ne kadar zamanda kemik oluyor kızım? 5,5-6 hafta diye biliyorum. Aferin doğru bir 6 ile 12 hafta arasında. Olabilir. Evet 6 ile 12 hafta. Size cevabı bu. Cevap da bu. Duyun kızlar. Ne var? Ne diyorsun? Bu şimdi elime kullanılmadı ki ona ağlıyor. O yüzden ben şaka kadar alışması bile o kadar sürüyor. Siz ben başka bir şey söylüyorum Selen'ciğim. Ama gerçekten böyle bir laf söylemedi ki. Çok büyük bir laf uyduruyor. Ben ilk defa lafı burada duyuyorum. Boşuna uydurmaz. Bir şey dermiş. Zaten Zeynep de söyledi kardeşim onu. Zaten şöyle söyleyeyim. Ben buraya kanunlarımla geldim. Kanunlarımda Gülşah Hanım'ın da... Allah seni ne yapsın? Gülşah Hanım'ın da ifadesiyle şey yazıyordu. İddianız, ispatınız yoksa iddianız da olmasın yazıyordu. Dilime ben ispatım olmasa böyle bir şeyi iddia etmezdim. Gülşah Hanım'ın ifadesiyle mi? Siz dediniz ya o benim lafım diye. Evet. Ben de onu örnek aldım tamam. Ya. Kanunuma da onu yazdım ya. Ha. İddia... Ha beni de yanına aldın böylelikle galiba. Hayır lafımıza örnek aldım. Aman yok. Keşke her anlamda örnek alsaydın. Lafımıza başka örnek konularda aldım. Da örnek alsaydın. Kanun gibisi evet, gerçekten. Yavaş yavaş örnek yakılmaz olacak. Yakılmaz ve sarsılmaz kanun. Daha üç gün. Yüzlemiş gelmiş. Bir gün gelmiş. Üçüncü gün çocuğunu yüklenmeyin fazla. Bakayım. Kemik misiniz, nesiniz Allah aşkına? Onu da anlamadım. Bak oluşmaz. 6 hafta sonra kemik olursunuz. Aferin kızım. Kızım nereye gidiyorsun? Ben Kapadokya'ya gidiyorum. Gün batımında ve peri bacalarını izlemek için yüksek tepede manzaralı bir yere gidiyorum. Evet. Peri bacaları da tabii serin olur o yüksek tepeler. Üstünde onun için de o ceketi almışım. Evet. Fiyatlarını söyle bakalım sevgili seyircilerimiz için. Tamam. Ayakkabım 400 TL'ydi. Pazarlık yaptım. Birisi daha almış sanırım hatırlamıyorum. Ona 300 TL'ye vermiş. Ben dedim ki onun benim ondan farkım olması lazım. O yüzden bana 250 TL'ye verdi ayakkabıyı. İndirimi aldım. Bir dakika kime almış?
Kimse. Bir kız daha aldı demişti oradaki beyefendi. Ha, seni kaldırmış. Hangi kaldırmıştı? Hiçbirimiz hocam. Zaten yok, hatta Ali'nin aşağıdan alsalar çıkıyordu. Alsalar bile şimdi hiçbirimiz derler. Neyse hadi. Evet. Hiçbir şey kabul ediyorlar ki. Hiç susmadan bir daha başlıyorsun. Hiç konuşmuyorum. Tık 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 söylüyorsun. Ve tamam. Fiyatlar. Ayakkabım 400 TL'ydi. 250 TL'ye aldım. Pantolonum 200 TL'ydi. 120 TL'ye aldım. Ceketim 150 TL'ydi. 80 TL'ye aldım. İçimdeki crop 70 TL'ydi. 50 TL'ye aldım. Çantam 130'du. 130 aldım. Anlıyorum kızım. Bir tek çantamda indirim yaptıramadım. Yaptıramadın. Hepsini de yaptırdın mı? Aferin sana. Aferin geleceğin avukatı. Saçlarını keşke topuz yapsaydın. Çok daha uzun gösterirdi. Evet, aslında ben de öyle düşündüm ama iki gün boyunca topladığım için ve buram dışarı açık değil. Olduğu için... Beş günde kıyafetinize göre gerekiyorsa toplayabilirsiniz. Bak dün de toplamıştı, gene topladı. Her kıyafetinize gün... uygun çocuğum yapsaydın. Evet, yakışıyor. Şimdi hayatım şöyle bir döner misin? Demiyorum. Sen biraz sakin. Çok güzel duruyor ceketin. Teşekkür ederim. Blue jean'in. Ama... Şimdi Serdar da bana hak verecek. Biz bu kadar yırtıkları çok fazla sevmiyoruz. Serdar da, evet. Ben de. Evet. Şimdi yırtığını daha küçük yapabilirdin. Nedenini ben burada anlatacağım. Sen otururken baktım, tamamen dizlerini ortaya çıkarmış. Doğru. Yırtıklarımızı öyle bir yapalım ki... Ama yani, kendi yapmamış ki, hazır öyle. Hazır, evet. Ya almasaydın diyeyim o zaman. Ha. Almasaydın böyle. Alacağı cin modellerinde diyelim, değil mi? Şu çok fazla... göstermesin diye düşünüyorum. Benim kendim için düşüncelerim. Ayakkabına bir daha bakayım çocuğum. Pantolonun güzel. Yani gereksiz de o ayakkabı görünmüyor çünkü. Bir stiletto çekiverirdin ya da çok normal bir spor ayakkabı alırdın altına. Boyunu da biraz uzatmak istemişsin. Çok güzel bir fikir tabii ki. Hep bizim söylediğimiz bir şeydir. Yakanı bir ceketi bir derli toplu yap, bir yakanı kaldır bakayım. Kaldır, ben çok severim. Semra Tınaz yaka. Boynum kısa diye ama. Hayır, kısmaz. İşte saçını şöyle toplasaydın. Benim bitti yalnız ceketini ve proporsiyonuna uygun giyinmeni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama... ama... detaylarda yanılgılar var. Zamanla hepsini öğreneceksin. Çantanın rengine bir şey demeyeceğim ama modelin, yani modeli Gülşah'ım. Hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Bir kere üstündeki ceketin, yani oluru yok, sansı kaymış, ağzı yüzü kaymış, astarı çekmiş, toplamış falan. Boyu sana göre çok doğru bir boy. Ama onun dışında, yani renklerin neden bu kadar saçma sapan beyaz, bir kızıl kahve tarçın hatta o. O yeşille tarçın çok güzel yakışır. Ama işte o jeanle o beyaz ayağındaki ayakkabılar falan. Ben yırtık jeanleri çok seviyorum. Daha bile yırtabilirsiniz. Yakışıyorsa tabii ki. Ben çok beğendim. Bir tek jeanini beğendim. Ve jeanle kendini hayran bıraksa o zaman konsept. Maalesef hayran bırakamıyorsun. Yani genel olarak size baktığımda bir hayranlığım uyanamıyor maalesef. Oluru yok. Ne yapıyorsun sen burada? Niye geldin mesela bu yarışmaya? Kendimi geliştirmek için geldim. Kendini geliştirmek için geldim. Biz iddialı olan... Burası okul mu? Çok pardon Gülşen'cim. Yok, hayır. İlk geldiğin günkü kombinin... Allah'ım o pembe şort, pembe... Yani iki kere düşünün dedin bir de yarışmacılara. Gerçekten... Çok ciddi düşünmek gerekiyor seninle alakalı. Senin buraya ait olmadığını düşünüyorum ben. Ve yapamayacaksın. Çünkü sende o yok. Gösterebileceğime inanıyorum. İnşallah. İnşallah beni utandır bu söylediklerimden dolayı. Ama sende o yok. Anlarım yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Buyurun. Ederim. Merhaba Selen'cim. Merhaba. Hemen ben seni değerlendirmeye alıyorum. Büstiyerin çok basmış. Benim. Atlet büstiyer gibi bir şey. Kot astırmış. Çok, okey, kot. Çok bastırmış. Kot değil, jean diyeyim şunu. Jean, pardon. Evet. Kırık beyaz jean diyelim. Jean'ini beğenmedim. Çünkü ben bir de Kapadokya'ya peri bacalarına gidiyordun, değil mi? Peri bacalarını izleyebileceğim bir manzaradaki bir yere gittim. Ben hiç gitmedim.
yolları nasıldır? Bu ayakkabı modeli için uygun mu? Uygun mudur? Arabayla gidilebilecek bir yerde. Arabayla gidilecek bir yer değil. Bu ayakkabılarla rahat yürüyebilir misin? Evet. Ayakkabıyla gidilebilecek bir yer. Yani ayakkabıyı gösterebilir misin tekrar? Yerler öyle. Şöyle bunlarla. Peri bacaları. Peri bacalarına gitmiyorum. Nereye? Peri bacalarını izleyebileceğim bir mekana gidiyorum. Bir mekana gidiyorsun. Okey. Orada yürüme mesafesi uzak mı yakın mı? Sadece onu anlamak istiyorum. Direkt kapının önünde. Bunu düşündüm. Çünkü ben de bir kere gitmiştim. Çok zorlandım. Daha önce gittiğim bir yerde. İşte zorlanacağını düşündüğüm için sordum zaten. Ben ayakkabılarınla, daha doğrusu ceketinin rengi, makyajının tonları, ayakkabındaki o ince ceketindeki renk tonunun ton sür ton olmasını beğendim. Teşekkür ederim. Yani gece yemeği mi gidiyordun, gündüz mü? Akşam üzeri. Akşam üzeri, okey. Daha doğru bedenler seçmeni öneririm. Tabii. Blue Jean'in bu kadar çok bol olmasını tercih etmezdim. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba Selen. Merhaba Yasemin Hanım. Sadece ayakkabılarını beğendim. Çok güzel renk. Teşekkür ederim. Ve ben Kapadokya'da defile yaptım. Mankenlerim sadece defile alanlarında bu boyda ayakkabıyla konfor. Sen keyfe gidiyorsun. Kendini böyle zorlamaya gerek yok. Sanırım üzerindeki renk tonundan bir anda oradan esinlendin. Oraya yakışır bu renk dedin. Ceketinden dolayı. Çok tatlısın ama olmaz. Tamam. Ben de Gülşah gibi düşünüyorum. Burada ne yaptığını çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben puan vermeden önce bir tane kayısı yemek istiyorum. Ramazan hocam. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Hocam. Hepimiz yedik. Teşekkür Ramazan özlemiş hocamıza çok teşekkür ederiz. Malatya çok teşekkürler. İyi puanımı vereceğim. Ben yedim hocam. Tatlı yiyelim, tatlı puanlar verelim. Ay nasıl bu demek ya, ben de yiyeyim bari, canım çekti. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Malatya kayısısı bir başka çocuklar. Boşuna söylemiyordum. Aynen. Üç kızım. Teşekkür ederim. Haftaya da kuru kayısı yollarsanız çok sevinirim. Ramazan hocam kuru kayısı da istiyorum. Bir kızım. Sağ ol. İki Selen'cim. Teşekkür ederim. Bir Selen'cim, çok güzel bir suratın var. Çok güzelsin. Lütfen daha güçlü ol. Madem bu kadar inanıyorsun. Göster bize. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, seni yerine uğurluyoruz ve Tina'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Sağ ol, ben de iyiyim. Nasıl geçti günün? Güzel geçti. Size minik bir şeyim var, verebilir miyim? Bana minik bir şeyin var. Hediye ne almış, var? Bize yok, almamış. Hiç de kıskanmam. Ben niye bir tek bana? Dün bir tatsızlık yaşandı ya, dedim buzlar erisin diye. Ama... Şeker mi aldın? Evet. Ama Gülşah'cığım, sen şeker sever miydin? Hiç sevmem. Keşke ben onun ne sevdiğini çok iyi biliyorum da. Sonra bana söylersiniz. Yok yok, çok zorlandım. Yönetmenimize, ışıkçımıza... Ama tabii ki seni kırmayacağım. Yapımcılarımıza... Evet. Teşekkür ederim. Rica ettim, beni kırmadılar. Ne gelecek acaba? Vallahi bilmiyorum. Umarım yanlış yapmadım Gülşah'cığım. Dalga mı geçiyorsun? Çok ciddiyim. Burada Aysa rica edebilir miyim? Aa, bayağı küçük yani. Sürprizimizi, evet. Bayağı şeker, ben oradayım. İkna etmeye yani. Falan çalışıyor yani insanları, şeker. Ekibi. Evet. Şeker sevmediğini bildiğim için. Ama senin hatırına yiyeceğim bunu. Teşekkür ederim. Evet. Ne kadar tatlı. Çok güzel gözüküyor. Al kayısı nasıl değil? Ne geliyor? Biliyorum senin bir tarafın İzmirli olduğu için. Evet. Yemesem de olur bunu, evet. Buray hattım. Ya çok güzel. Kaptırma ne olur kendini fazla. Niye? Elinden çalmak zorunda kalabilirim. Kız bu ne elin çekirdeği? Ay bak. Anlat Tina. Yanlış mı yaptım acaba Gülşah? Nereye gidiyorsun? Anlat hocam. Heyecanlı oluyor. Tamam. Şimdi bugün... Ben bir yarışmaya katılıyorum sosyal medyada. Hı. O yarışmada mevzu vermişler, cininle yaratıcı ol. Ben de bugün bir yaratıcı bir şey yani yaptım. Yani buranın konsepti gibi bir şey. Yok aslında sen bir yaratıcılık yapıyorsun bir cinle.
ve sosyal medyaya gönderiyorsun. Onlara hangisi daha değişik gelirse onu seçiyorlar. Fotoğraf çekip onları göndereceğim. Sen mi yaptın bunu? Evet. Nasıl yaptın? İki pantolon aldım. Pardon, bir etek bir pantolon aldım. Üstümü pantolonla yaptım. Wow. Wow. Dön bakayım. Gel bakayım. Yönetmenim, hata mı yaptım ben bunu vermekle bir şartçıma? Ben şu an kulaklığımı bile takmıyorum kulağıma. Çekirdeği bırak demesin diye yönetmenim. Ye kızım, ye. Arkadaşlar. İçine bir şey, evet. Bra yaptım. Aynen. İşte paçalardan kalanı içimde yaptım. Oh, wow. Sana. Biraz iyi. Anlatsana. Geç. Şimdi paçaları kestim. Soğanları pembeleşinceye kadar, evet. burası da yüksek beldi. Paçadan kestim. Paçayı birleştirdim. Burada pense Allah attım. Sen, pense attım. Zaten sırtı da böyle. Cebleri çıkartacaktım aslında ama izi kalır diye çıkartmadım. Böyle bir problem yoktu. Sen tasarımını söyledin. İçerideki terzi arkadaşlarımız diktiler değil mi? Evet, aynen. Anlattım. Onlar dikti. Hatta bazılarını kendim söktüm. O kadar kısıtlı zamanda çok iyi bir şey çıkartmışsın bence. Evet. Geç önüne. Teşekkür ederim. Size yaklaşınca stresten ter bas. Çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Fiyatlarını aldın mı? Evet. Botlarım 750 TL'ydi. 300 aldım ama nasıl 300 aldım? Bunu da hemen anlatayım arada. Mağazayı paspas attım. Ne meraklılar temizlik yapmaya ya. Temizlik yaptım. Kız değil misiniz? Ne, hakikaten ne meraklılar. Valla bana yardım edin. Tek başıma çok zorlanıyorum atölyede. Dedi ki, adam bana dedi ki sen hep paran yoksa bana geliyorsun. Çünkü param çok az kalmış. Dedim ki ama bütçemiz gerçekten adam çok az. Adam mı çözmüşsün? dedim ki ne istiyorsan onu yapayım ama bunu bana ver şimdi. Çünkü mevsim olmadığı için de bot gerçekten çok az. Sonra dedi ki tamam bari bunu al da bir mağazayı temizle. Bir sonraki de camları sildirecekmiş. Şimdi de anlaşmasını yaptı. Ben de mağazayı temizledim. Sonra botumu aldım, kaçtım. Botum evet. 300. Eteğim ve pantolonum 380. Aksesuarım 40 TL. Düğme aldım 20 TL. Çantam 100 TL. Çok beğendim. Emeğine yani hakikaten hayran kaldım. Ciddi söylüyorum. Teşekkür ederim. Bravo. Buyurun. Tina'cığım. Efendim. Hangi ara güneşlendin? Alışverişte. Ama gerçekten ama burada askı yanıyoruz. Ve bikini izi görüyorum. İnce ince bir çizgi ve böyle bir üçgen görüyorum. Ama şey işte bugünkü giydiğim gerçekten askılıydı. Ay yazık ona. Neden bu oraya makyaj yaptırmadın? Hiç görmedim. Çok çünkü güzel görünüyor bence ya. Beni rahatsız eden. Hayır ama sürekli terzi dedim. Hiç çıkmadım. Sadece gittim makyajımı yaptım. Yani buraya gelmeden önce aynaya bakmadın mı? Baktım ama boylu ayna, boydan ayna kırılmış. Evet. Ben de asansör aynasından baktım. Onu göremedim. Anladım. Çünkü ben sevmem. Ben de sevmem. Sevmem. Çünkü yani iyi durmuyor. Çünkü çok oldu. Güzel bir tenim var. Orada bir askı ve bir üçgen. Huni gibi duruyor. Huni. Ne olursun bunun için kesmeyin ama. Neden ses etmeyeyim? Gördüğüm şeyi söylemek kesmeyin zorundayım. Kesmeyin diyor. Puanı keseceğim. Hayır hayır zaten. Puanı kesmeyeceğim. Puanı kesmeyeceğim. Niye kesmeyeceksin? Kes. Kesmeyeceğim deyip keseceğim. Çaktırmasana ya. Gülşah'cığım ya. Kesmeyeceğim diyorum. Teşekkür ederim. Ben şu an hiç ilgilenmiyorum. Vallahi yönetmenle aramı bozacaksın Gülşah'cığım ya. Yönetmenle, ışıkçıyla, yapımcılarımızla. Işıkçıyla niye aranı bozayım ya? Benim ışığım sana yeter ayrıca. Sesçi. Sesçi, sesçi, sesçi. Sesçi, sesçi. Sesçi, sesçi. Işıkla ne alaka? Nasılsın canım? Rahatsız eden bir şey var mı senin? Esas ses mi öyle? Sesçi, sesçi. Problem yok benim açımdan. Çıt, 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 çıt. Ye kızım sen ye. Bir dönebilir misin lütfen? Hemen son olarak bir kontrol etmek istiyorum. Ne yapayım? Dönebilir misin? Evet, dönebilirim. Evet. Mesela ben hemen çok küçük bir detay, belki sizi rahatsız etmez ama beni rahatsız eder. O cinin arkasındaki o deri etiketin sökülmesini isterdim.
Teşekkür ederim. Beyazı. Aynen. Tamam. Ne o? Deri etiketi. Etiketi. Dön arkanı. Neredeydi? Gerek yok yani. Cin görmeyi tercih ederdim. He, anladım. Teşekkür ederim. Ben de. Yasemin'ciğim buyur. Puan kırsın diye ne yapacağını şaşırıyor. Ben de aynı şekilde. Merhaba Tina'cığım. Merhaba Yasemin Hanım. Seni gerçekten çabandan dolayı tebrik ediyorum. Bu bende senin için veya bunu daha sonra yapacaklar için final gününde kanaat notu verdirtirsin bana böyle devam edersen. Ve çok da güzel yapmışsın yani şuranın birbiriyle uyumu, eşitliği, altındaki etekle renk birlikteliğini, altına seçtiğin siyah butilerin, sadece kolyeni burana taktığın Joker mı deniyor buna? Onu sevmedim. Çünkü buralarına parlak bir şeyler taktın. Çantan daha böyle havalı bir şey olabilirdi. Yani beğendim seni. Ama bir iki eksiğin var. Yani jean'inle bir baktırırsın. Hani hayran bıraktırır mısın ama böyle bir wow olurum yani bir bakarım. Ve sonra bana bunu bir de kendinin yaptığını anlatırsan otururup seninle bir kahve içer dinlerim. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür Tina ederim. Tina ne haber? İyi sizden Tina ne haber? Tina Turner'ım benim. İyi misin? Ay ne alakası İyi. Var? Kendi benzemiyor. Canım Tina adı bana. Tina Turner'ım benim neslimin benim en önemli şarkıcısı. Ne evet. Bana mı söyledin de onun yanındakine mi söyledin de? Ben cevap verdim. Özür dilerim. Urkan abi sana bakıp nasıl canımı çektirdin diye birazcık bana bakıp nasıl canımı çektirdin. O kadar güzel yiyor ki. Yesin ye. Sen de kızın önündeki Malatya kayısını ye. Aslı hocam. Cem'i daha fazla bunaltmak istemiyorum. Yok o ses çıkarmıyor. Ben yedim. Bak üç taneyi de tıkır tıkır. Yönetmenim de oradan yiyor. Duyuyorum. Bütün ekip yiyorlar. Vallahi ne güzel. Malatya, Malatya diyeceğiz. Evet. Çok beğendim o sadece üstünü. Şu yaratıcılığını, düşünceni beğendim. Bir yerde mi gördün, kendin mi karar verdin böyle bir şey olması gerektiğini? Bir modelde mi gördün, anlamadım evet. böyle yapıyorsun. Gördün, evet, gördüm. Bu hale getirilmesi Aynen. gerektiğini. Aferin, çok güzel uygulamışsın. Siz de uygulayın kardeşim, öyle bakıyorsunuz Allah Allah. Tarzlarına uyuyorlarsa değil Ve mi? Ve beli siyah da çok fit durmuş Herhalde. Yani o içine yaptığı. Pantolon diyor bir de yani evet, evet. düşünemezsin pantolonu. Çok beğendi ama. Bu çocuk bu hale getirmiş. Aferin. Teşekkür ederim. Terzilerimizde de çok teşekkür ediyorum ki gayet güzel ortaya çıkarmışlar senin tarifinle. Yani bir biliyorsunuz bir de cuma günü notumuz var. Her birinize beğendiğimiz bu yaratıcı gücünüze bakarak artı bir puan ekleyeceğiz. O bir puan belki ikinciyseniz birinci bile olmanıza sebebiyet verecek. Bunu da bilesiniz diye tekrar ettim. Ben butilerin arkadaşlarım beğendi. Tabii ki beğenebilirler. Ben biraz daha butilerin buti veya yarım postal derim ben onlara. Yazın ortasındayız ya hocam. Daha kısa olmasını isterdim ki bacak boyunu daha uzun göstersin. Eteğinin önü uzun arkası kısa. Ona dikkat Onu etmeni kesinlikle. Tercih ederdim. Ben de söylüyorum kendime göre eksikliklerini. Evet hocam. Çanta. Hadi. Zarf. Hadi olsun. Ama Yasemin'imin dediği gibi daha farklı, daha alıcı gözle hitap eden bir şey olabilirdi çocuğum. Tamam, teşekkür Tasmanı ederim. Tasmanı hiç beğenmedim çocuğum. Buraya ha, bir şey, burayı. Buraya bir şey yapıştırmışsın, koymuşsun ya. Hiç beğenmedim. Hay Gülşah'ım, hadi. Günün starı sensin. Teşekkür ederim. Yıldızlı 5. Teşekkür ederim. Aa, puanmış. Unuttum. 4. Teşekkür ederim. 4 Tina'cığım. Teşekkür ederim. Zaten konuşmamdan anlamışsındır. Kaç? Bilmiyorum. Aa 4. Teşekkür ederim. Tina'cığım seni yerine alalım lütfen. Nihan geliyor. Merhaba. Merhaba. Aa, Nihan'a bak sen. Açıldı, açıldı. Çok acayip şeyler var galiba senin. Evet. Merhaba dedin ya da bir şey anlatın ki ben bu şekilde elimden bırakmayayım. Çünkü çantası yok. Ben bana ne oluyor bugün be? Evet, evet param yetmedi çünkü Urkan Bey. Anladım kızım. Fiyatlarını alalım hemen. Hemen söyleyeyim. Lütfen. Ayakkabım 260 TL'ydi 180 TL'ye aldım zorla. Pantolonum zorla. Evet. Evet zorla. Pantolonum 90 TL'ydi. Tişörtüm 70 TL.
Ceketim 265 TL'ydi. Evet. Aksesuarların hepsine 260 TL'ydi. 200 TL verdim. Bir de olsun. Ceketin üzerinde miydi yoksa kendin mi monte ettin? Ben kendim yaptım. Yani el işçiliğin var. Evet hocam, hepsini diktim. Bir bazen yapıştırdım. Dön bakayım. Ha, arkada bir şey var. Aa, güzel. Bir de ceketi daha doğru omuzlarına yerleştirebilir misin? Çünkü bir omuzu kaymış durumda şu an. Benden biraz rahatlamışsın. Hayır, tişörtünü biraz geriye al lütfen. İçeriden tişörtünü geriye al lütfen. Çok geriye. Öne geldi. Sonra tekrardan ceketini düzelt. Düzeltemeyecek bence kendini. Yardım edeyim mi? Hemen düzelt, hadi görelim. Tamam, evet. Kalsın. Tamam, okey. Biraz sağ omuzunu geri atarsan çünkü öne geldi. Sağ. Onları toparlarken ben de hemen yorumumu yapıyorum. Bence üzerindeki sana yakışan en doğru cin kalıbı. Çok beğendim. Evet, pantolondan mı bahsediyorsun? Evet, evet. Hocam bu arada pantolon da boldu. Evet. Ben bu hale getirdim. Wow. Belini şuradan aşağısını komple daralttım ve boyunu kestirdim. Çok yakışmış, çok sevdim. Üzerindeki aksesuarları da çok sevdim. Birazcık böyle boyfriend, erkek arkadaşının gömleğini almış ve onu süslemiş gibisin. Biliyorsun çok trend. Ben seni beğendim ama ayakkabılarını bilemedim. Nereye gidiyordun? Şimdi ben bir cim firmasının... Ne? Bir cim firmasının reklam yüzü olmuşum. Artık bitmiş her şey. Sadece sözleşmemizi alacağız ve onlara küçük bir jest yapmak istedim. Reklam yüzü oluyorsun. Cim markasının. Evet. Kolundaki çok gereksiz bir şey. Hiç olmamasını tercih etti. Bilekliğin. Manasız. Bilekliğin. Hikayesini anlatabilir miyim? Tabii ki. Eğer kısa. Ben bu taşları bulamasaydım eğer başka bir cim pantolon alıp onu böyle yani kendimce yapabildiğimce böyle parça parça dikecektim. Evet. Ve bunu da ayakkabım için böyle bunu da aralarına dikecektim ama taşları bulduğum için bu boşa çıktı. O yüzden. Takmasaydın kardeşim. Dilek ağacı gibi onu oraya. Aldığımız her şeyi takmak zorundaysa Urkan Bey. Cem cebine sokarsın. Yani gereksiz bir detay. Tamam. Bileğindeki detay. Ben seni genel olarak beğendim. Teşekkür ederim Yasemin'cim, buyur lütfen. Teşekkür ederim Serdar abi. Pantolonun hiç yakışmadı sana. Rengi de, formu da. Ben Serdar gibi düşünmüyorum. Hiç yakıştırmadım senin üzerine. Daha mesela çok bayağı yapışan güzel bir jean pantolon. Jean'in altına böyle stiletto çok güzel durur. Üzerine beyaz bir tişört çok güzel durur. Ben çok severim. Ama beni hayran bırakacak jean'ine hayran bırak olayı değil bu. Bunu normal günledik giyersin. Çok da güzel olur. Güzel yapmışsın. Güzel görünüyor ceketin. Çok kötü demeyeceğim sana ama beni hayran bırakamazsın böyle jean'inle. Çok güzel suratın, makyajın, saçın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nihan ne haber? Teşekkür ediyorum hocam, siz nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sesin biraz benle konuşurken yüksek tonlara çıktı. Üstündekini çıkar bir dön. Çıkar üstündekini bir dön bakayım. Evet. Şimdi Serdar'cığım, ben de jean kalıbını... Urkan'cığım bir saniye. Yoksa bu olay bitmeyecek. Gerçekten bitmeyecek. Özür dilerim. Şunu ben alayım. Çok üzülüyorum. Çıt 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 çıt. Ben de senin hemfikirim cin olayında. Beğenmedim ama sen beğendin. Ben beğendim. Çocuğun eline oyuncağı alınmış gibi. Evet, ben pantolonunu çok beğendim. Çünkü bak neden ben beğenmedim biliyor musun? Sonradan yaptırmış onu. Kalıbın farklı hale sokmuş kalıbı. Neyse. Bence kalıbı... Biraz daha paçalarının bak. Üstündeki ceket uzun bir ceket. Şuraya kadar geliyor ya kız. Evet. O paçaların daha aşağıda olması lazım. Teninin daha az görünmesi lazım. Düşünsene benim böyle bir pantolonu giydiğimi. Aynı komik olurum. Sen komik olmamışsın tabii. Böyle zarifsin. Şimdi şöyle böyle bir şey var. Hani oturduklarında paçalar yukarı çıkıyor ya. Ay döktü. Ay Ramazan hocam, gitti kayısılar yere. Demek istediğim bu sanırım. Evet, biraz çünkü daha oturduğu için indirdiğin. Evet. Oturduğu için cinsten yukarı çıkıyor ya. Üstündeki ceketin boyu uzun. Bir de ben tabii ben Tina'ya yaratıcı derim. Bunu yapmışsınız bu. Yapılabilecek bir şey. Çünkü o bir pantolonu
bir hale soktuğu için benim için yaratıcılık orada var. Ama sen çaba göstermişsin, çok güzel bir şey. O manasız şeyde. Yani kızlar nedir, giden kızımız bizim Özge'miz mi? Evet. Özge'mize demiştiniz yara bantı, yara bantı, yara bantları hediye etmiştiniz. Şimdi sen de sen etmiştin bir de galiba. Yara bantı yok takmışım. Hocam ben söylemedim. Böyle söyleyeceğinizi düşünebildim. Ancak altın sayısı yara bantı olmayacağını düşündüğüm için acaba olabilir mi dedim. Niye öyle... olabilir? Altın da boyarsın sarıya. Altın renginin yara bandı olarak ortaya çıkarabilirsin. Neyse ama her günkünde yükseliş görüyorum. Geldiğinden bugüne kadar çıkış görüyorum. Bu çok önemli bir şey. Ve lafların hepsini dinliyorsun. Ay ne yapıyorsunuz orada? Çöpleri temizliyoruz. Sen konuş Urkan abi. Bitti. Tamam, teşekkür ederim Urkan hocam. Böyle evet. Bir ses duyduğum zaman lafım karışıyor da. Çok özür dileriz. Estağfurullah. Ben de sen konuşurken bütün ses çıkaracağım burada. Görürsün gününü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz mi? Efendim ekranlarımışına hoş geldiniz. Bu çekirdek benim aklımı başımdan alıyor. Şu anda çok üzgünüm çünkü oyuncağımı aldılar gibi hissediyorum. Evet. Özür dilerim. Paparayı yememek için yaptım. Bir de bu nereden aldım bu çekirdek olay? Tuzu muzu tam bana göre. Nereden aldın mesela? Hemen çekimden sonra adres vereceğim sana. Ha, bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Kendi aranızda yapmışsınız bir şeyler Allah'ım ya. Neyse. Evet Nihan'cığım. Beyaz tişört ve jean en çok sevdiğim şeydir benim ve çok kullanırım. Ama bu jean o jean değil. Çünkü bir dön arkana. Arkadan daha iyi duruyorsun. Acaba arkadan böyle kaldı. neyse tamam dön. Ayakkabıların asla olmamalıydı. Öyle bir ayakkabı seçmemeliydin. Bence böyle çok acayip bir renk yapabilirdin onu. Morlar var mesela onun üstünde. Mor yapabilirdin. Kolundaki çok manasız. Jean'in kalıbı hiç güzel değil. Çünkü bir kere çok basmış seni. Bu çok yüksek. Aynı zamanda ben üzerine yaptığın bu emeğini de çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ben sevdim. Aslında o bir jean mont değil değil mi? Jean gömlek. Evet hocam. Gömlek ceket. Gömlek ceket gibi. Evet evet. Evet. Geçen yıl bizim böyle çok büyük tartışmamız vardı. Kızlar geliyordu. Hayır diyordu bu ceket. Ben diyorum ki hayır bu gömlek. Aslında gömlek. Gömlek doğru. Evet yani gömlek bu şeyi ama tabii şimdi öyle de giyiyorlar. Evet. Senin profilini ne kadar çok beğendiğimi biliyor musun? Bak bir yan dönsene. Yan dön. Bakar mısınız? Evet. Ne kadar doğru hoş. Bir yüz şey. Evet neyin yüzü olacaksan doğru bir konseptle gelmişsin. Beyaz tişörtünü sevdim. Üstündeki jean gömleğini sevdim. O kadar. Hazır mısın? Asla hazır değilim. Teşekkür ederim. 2. Teşekkür ederim hocam. 3. Teşekkür ederim. 3. Teşekkür ederim. Nihan'cığım seni yerine alalım Hülya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birincilik ne hissettirdi? Çok iyi hissettim. Tebrik güzeldi. Ettiler mi seni? Tebrik ettiler ama Tina'yı ben hep ilk tebrik ediyordum. Samimiyetsiz buluyordu beni. O tebrik bile etmedi. Baktım burada gözünün içine sonra yukarı çıktık küsmüş bana. Küsmüş sonradan güzel. Etmiş ama duymadım. Ettim diyor. Dediyse etmiştir. Ettin mi? Ettim. Ben ama arkamdan sonra... etmiş herhalde röportajda. Beni tebrik etmedi. Ben onu her zaman gidip tebrik ederim deyip şöyle bir sırtına dokundum. Bence gayet samimi olarak hem de tebrik edilmedim. Neden küsmüştün ne? Bence programda görür. Görür diyor işte beni tebrik etmedi. Ya. İzleyince görecekmişim tamam görürüm o zaman. Çünkü ben diyorum ettim o kabul etmiyor. O yüzden etmedi. Görür. İkinci konuya geleyim niye küstüm diye. Bana diyor ya rol oynuyorsun mağduru oynuyorsun. Ben burada mağduru oynama ihtiyacım yok ki. Siz mağdurum benim zaten oyunculuğuma, diyorsun. Siz benim oyunculuğuma puan vermiyorsunuz ki benim konseptime veya kombinime... Yani oyuncu olduğunu kabul ediyorsun. Hayır diyorum ben böyle bir şey yapmıyorum. Madem böyle düşünüyorsunuz burada moda programı, oyunculuk programı değil ki ben öyle bir şey yapayım. Diyorsun.
Sen sunucu mu olmak istiyorsun? Ben evet istiyorum. Ya ben eskiden beri istiyorum ama tabii okuldu, evlilikti, çocuktu falan derken rafa kaldırdığım bir hayal. Tabii çok eğitim almak gerektiğini biliyorum ama hatta geçen Urkan Bey söylediğinde... Çok pardon, bir şey soracağım, bölüyorum. Buyurun. Ama sen ne zaman boşandın değil mi? Evet. Ne zaman boşandın? Ne kadar? 5 sene oldu. 5 sene oldu. Oğlun 8 yaşında mıydı? 8 yaşında, evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Amin. Niye boşandın? Ben çok merak ederim hikayelerinizi. Anlaşamadık. Boşandım. Yani. Peki şimdi görüşüyor musunuz? Tabii ki. İyi her zaman. Tabii ki. Çok iyi bir insandır kendisi. Ay, çok süper. Çok iyi bir insan. Ne güzel. Çok iyi. Süper. Hep söylerim. Çocuk için yani, çok önemli değil mi? Çok önemli. İyi ki onunla ortak bir çocuğumuz var. Çok iyi bir babadır. Ya, çok iyi bir insandır. Süper. Şu anda babasıyla Bodrum'dalar. Ay ne hoş. Birlikte. Wow. Çok iyiyiz. Çok şükür yani. Nazar süper. Peki o evlendi mi bir daha? O da evlenmedi. Yok. Belki barışırsınız olur mu? Yok. Hmm. Peki. Buyur Yasemin'ciğim, kusura bakma. Demek sunucu olmak istiyorsun. İstiyorum, evet. Bize bir gösterir misin bakalım nasıl yapıyorsun? Mesela bir açılış yap. Bir şey magazin sun. Falan sunayım, olur, bir şey uydurayım. Olur. Kartı rica edebilir miyim? Havaya olur. Girmem gerekiyor Yasemin Hanım. Boş bir kart varsa şöyle. Buyurun, al. Ben kartlarımı veremem. Arkayı döndüreceğim söz. Al al. Hayır, şöyle boş mu? Boş değil. Al al bunu. Ha. Lütfen Tina'nın gün birinciliğini sen anons et. Hadi bakalım. Bir nasıl? Magazin sunayım. Tina'nın gün sunayım. Birinciliğini istiyorum senden. Nasıl? Tina'nın gün kartı birinciliğini. Sonra da magazin doğru. Sun. Tina'nın gün birinciliğini sunayım. Evet. Bu hiç hoş olmadı. Yapamam hocam, yapmayın. Yapmayın bunu. Magazin falan bir şey uyduruyor. Magazin çok güzel sunuyor. Onu sunmak istemiyorum, evet, evet. Ben. Ben magazinleri sunmak istemiyorum. Tamam, magazin de sunarsın. Magazin de sunarsın. Lütfen. Tina'nın kısadan kes onu, kısadan. Hayır, güzel bir hakkını versin. Göstersin ne bize. Ne Tina birinci oldu diye belki şimdi ağzından gelecek çıkmasını ona. Mı istiyorsunuz gerçekten? Bence bunu yapabilirsin. Profesyonel ol lütfen. Bana bak. Ben istemiyorum ama. Başka bir şey yapayım. Çok vallahi içimden bak, gelmedi yapmak. Tina birinci oldu falan diye gireceğim şimdi. İçinde profesyonel yapamazsın bu işi o zaman. Öyle istemekle olmuyor. Profesyonel ol. Ama ben böyle magazin falan sunmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Bence profesyonel olmalısın. Çok sevdiğim ve hepinizin çok iyi tanıdığı bir isim ama şimdi ismini vermeyeceğim. Bir magazin programına konuk ve orada... O sunuyor yani. O her hafta bir ünlü sunuyordu. Ve çok severek ayrıldığı, çok severek ayrıldığı adamın sevgilisiyle olan haberini sundu. Mesela. Ay. Gülerek sun ya. Güler, yani gülümse, kim bilir içi kan ağlıyordur da böyle bir şey var. Hepinizin çok yakından tanıdığı 3 isim. Ay, tabii ki şimdi isim vermeyeceğim. Çok geçmiş yıllarda. Ama böyle bir şey var. Profesyonel böyle bir şey tatlım. Evet. Sen evet. Tina'nın gümrüğünü o zaman. Hadi ikna et bize. Doya Doya Magazin'den herkese merhaba. Doya Doya Moda'nın iddialı yarışmacılarından Tina Özdemir. İşte ya diyemiyorum ya. Hayır, daha iyi gidiyordun. Hadi. Daha iyi gidiyordun. Süper. Hadi. Daha iyi gidiyordun. Hayır, dili var mı? Dili mi? Ağlıyor. Söylemek istemiyorum. Hadi. Doya Doya Magazin'den herkese merhaba. Doya Doya Moda'nın iddialı isimlerinden Tina Özdemir geçen hafta bir defa haftanın birincisi oldu. Bir defa. Bir defa. Ama bir defa. Bir defa. Bir defa. Bir daha olmayacak. Haftada bir kere oldu birinci. Bir şey olmaz ben şu anda. Magazin bir de bakalım. Magazin sunayım. Doya Doya Magazin'den herkese merhaba. Ben Hülya Yenidoğmuş. Her pazar olduğu gibi bu pazarda ekranlarınızın karşısındayım. Gündem yine çok yoğun, geceler yine çok hızlı. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimle başlamak istiyorum. Uzun zamandır İstanbul gece hayatında rastlamadığımız Gülşah Saraçoğlu. Uzun zamandır mı? Ünlü modacı. Hiç eve girmiyorum. Ünlü modacı Milano'da yaşayan Serdar Uzuntaş'la gecelerde eğlenirken görüntülendi. Oldukça. Biliyor. Biliyor. Oldukça keyifli ve samimi bir şekilde eğlendiği görülen ikili gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. İkiden mekanı erken terk eden Saraçoğlu mikrofonlarımızda konuştu.
Serdar Uzuntaş'ın aşırı maçı olduğunu, bütün gece eteğinin boyuna karıştığını söyleyen Saraçoğlu... Ya çok iyi, tebrik ediyorum. Bir dakika, son bir şey söyleyebilir miyim? Yaparım ama, yaparım. Şimdi bakalım o olaylı gecede neler yaşanmış. Hadi hep birlikte o geceye gidiyoruz. Bir dakika. Yönetmenim, ama. Olur bu arada. Yönetmenim, o gecenin görüntülerini yayınlıyor muyuz? Çünkü öyle bir gece yaşandı biliyor musunuz diye ben. Ya müthişsin. Rahatlamam, müthişsin. Yani şu an biraz heyecanlandım. Aslında vurguları falan daha iyi yapabilirdim ama. Şu an mı bu? Sana arada bir magazin sunduğumuz. Şu an duydurdum. Vallahi şu an duydurdum. Ben gerçekten. Şu an sordum. Nereden onu çalıştın? Şu an duydurdum yani. Tebrik ederim. Bravo sana vallahi. Sen var ya buradan bir magazin programı sundururlar sana. İnşallah. Gerçekten istiyorum. Bitirse, bir de çok Orkan güzel Bey geçen söyleyince o kadar mutlu oldum ki. Sen sunucu da olursun gibi bir şey söyledi. Burada sürekli aklımdan o geçiyor. Uğurkan Bey bunu söyledi bana falan evet, diye. Bir de güzel giyinsen zaten sıkıntı yok. Dünkünden sonra, evet buyurun. Burkan'cığım söylediyse bir şey görmüştür. Yanlış mı? Aa ne oldu? Evet gördüm. Ama bugün... Şimdi gördüm işte. Gördüm ne kadar güzel sizi sundu. Evet evet. Demek ki görmüşüm. Bu da elimde böyle. Harikaydın. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Fiyatları alayım lütfen. Ayakkabım 150 TL. Pantolonum ve body'm 350 TL. Bu da ceketim de 300 TL. Peruğumu yine... Hediye aldım çünkü beni gerçekten destekliyorlar ve peruklarını da takmamı istiyorlar. Bilmiyorum yalan mı söylüyorlar ama hepsini bana yakıştığını söylüyorlar. Bunu da peruğumu da hediye aldım çünkü saçımı her zaman rengini değiştiremiyorum. Siz kadınlar daha iyi biliyorsunuz ve ben farklı renkler denemeyi çok seviyorum ve istiyorum. Benim için bu perukça çok iyi bir şey oldu. Böyle istediğim her rengi. Takıp farklı gelebiliyorum. Peruk de. Yakışıyor sana ve güzel stiller seçiyorsun bence. Teşekkür ederim. Çok güzel kombinledin. Jean pantolonun ve üzerindeki beyaz tişört formu daha farklı olabilirdi. Daha sakin, daha sade bir parça olabilirdi. Senin bu ceketleri omuzundan düşürme şekillerini hiç anlamıyorum. Yanlış yapıyorsun. O blazerları da çok alakasız düşürüyorsun. Bunun bu da öyle... Bu şekilde düşürülecek bir ceket değil. Aç düğmeni iki taraftan düşür, bağla kollarını, daha havalı olur. Kısa bu bu hiç stylish bir şey değil benim için. Çalışmaz bende bu. Genel olarak çok güzel görünüyorsun ama beni jean'inle hayran bırakamazsın böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hülya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Orkan Bey. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Oğlunun babasını kutluyorum. Bu çok önemli bir şey. Benim kızım da 9 senelik evlilik ve beraberlikten sonra ayrıldılar. Anlaşamadılar, çok normal. Ama şimdi ben hala oğlum derim. Öyle iyi bir baba, öyle keyifli bir baba ki onun evet, için gerçekten. İftihar ediyorum. Sevgili Burak'cığım hakikaten hep böyle maşallah. Devam et oğluna. Çünkü orada olay çocuklarda. Tabii ki. Siz ikiniz ayrı taraflara gidiyorsunuz, ayrı hayatlarınızı yaşıyorsunuz ama çocuğun mutlu olması için sanki Burak, Billur'a ve oğullarına hiç ayrılmamış havası veriyorlar. Çok bu önemli. Çok güzel bir şey. Aferin oğlum. Seni bu konuda hep takdir ettim. Zaten şimdi ediyorum. Mevzu geldi de söylüyorum. Bakıyorum, aksesuarın nerede? Peruk. Şimdi bir dakika, onu bunu mahsus sordum. Arkadaşlar, peruk... Aksesuar mıdır? Buyurun. İlk önce bayanlar. Bana göre asla peruk bir aksesuar değildir. Çünkü peruk bir saç. Ve sen onu hani saçının arasında böyle küçük çıt çıtlar falan hani böyle renkli renkli konuştuk kuliste gerçi. Evet. Biz Serdar'la da. Hani onları takarsan yani evet bu bir aksesuar ve tatlı durur ve sen saçlarına çok oynayan bir kızsın. Peruk sana evet çok yakışıyor ama bu bir aksesuar değil. Bu senin saçın gibi duruyor. Anlatabiliyor muyum? Bence o bir aksesuar gibi değil. Hatta biz kuliste kendi aramızda da tartıştık ve şimdi burada da tartışacağız. Ben bu fikirde değilim ama bu fikirde olan arkadaşlarım var. Çünkü kim dedi Yasemin sen mi demiştin? Çünkü takılabilen ne dedin sen? Takılabilen bir şey. Mesela benim... Yani sana ait olmayan takılabilen bir şey. Bir şey şöyle de yola çıkıyorum ben. Ben hiç kullanmadım ama onda görüp heves ediyorum. Kullanacağım galiba Hülya'dan görüp.
Benim mesela selebritlerim konsere giderken, konser vereceği zaman onların o çıt çıt saçları var. Birlikte aksesuar kutularına doldurduğumuz mesela orada kuaförününde çıkart. Benim için aksesuar olabilir. Ama sen de öyle diyorsan senin bir bildiğin var. Senin dediğinde çalışır bende geçerli yani. Çünkü emin de değilim. Yani bize ait olmayan bir şeyse benim de çok estetiğim var. Mesela vücudumda farklı maddeler var biliyorsunuz. O başka bir şey. Yani göğüs bölümümde mesela özellikle. Neyse. Ekstra bir parça olduğu için söylüyorsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bütün arkadaşlarım da aksesuar olduğunu düşündü. Yani şu an tam olarak arkadaşlar, ne diyoruz? Arkadaşlar sizin için aksesuar olabilir. Arkadaşlarım için de aksesuar olabilir. Hı-hı. İzleyenler için de aksesuar olabilir. Ama bu bir aksesuar değil. Aksesuar olsaydı küpelerimizin, bilekliklerimizin, kemerlerimizin içine koyardık. Ama biz bunu alıyoruz. Mesela benim bir saç çantam vardır. Saç maşalarım, fırçalarım, bilmem ne. Eğer mesela benim de çıt çıtlarım var. Ondan sonra onları onun içine koyuyorum ben. Bu bu bir saç. Bu bir aksesuar değil. Hani çok anormal bir şey ne olabilir? Yine saçtır. Ben bunu aksesuar olarak ben bunu kabul etmiyorum. Hemen ben kısaca fikrimi belirtmek istiyorum. Bana göre aksesuar. Çünkü kadın mağazalarına gittiğiniz zaman, ben özellikle bunu Londra'da yaşadım. Aksesuar bölümüne gittiğiniz zaman orada perukların aksesuar bölümünde olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Çünkü kendi saçınızın renginden hariç farklı bir parçayı monte ediyorsunuz. Bu bir küpe gibi, bir kolye gibi, bir bileklik gibi. Bana göre aksesuar. Ben cevap vereceksem bana göre de aksesuar. Ben de ama hepimiz burada biliyorsunuz. Modada kanun yok zaten. Ama hepimizin kendine has kanunları olabilir. Bunu hepimiz birbirimize o kadar saygı duyuyoruz ki önemli olan bu zaten. Benim için de aksesuardır diyorum. Ben arkadaşlarım odada tartıştık zaten. Bir kere de burada tartışalım dedik. Şu ceketini bir doğru dürüst giysen üstündeki. Aslında öyleydi. Bugün boyumun dezavantajını yaşıyorum hocam. Her şey kısa geliyor. Olsun. Uzun pantolon bulamıyorum. Uzun ceket. Uzun pantolon bulamazsın çünkü boyum kadar bak bacağım ne kadar var. Olmuyor Gülşah'ım. İstiyorum ki şöyle kotlar giyeyim. Yani bu da boyumun dezavantajı. Bulamadım. Aklımdaki şey bambaşkaydı. Şuramda kalıyor o pantolonlar. Ama ben bu boyu daha çok seviyorum. Bak ne kadar estetik bacak görünüyor. Bacak boyun nasıl böyle bileklerin çıktı. İnceliği çıkıyor ortaya. Yani bu bulduğum en uzun ama ben daha bollar var ya giyilen. Mesela ben onları hiç giyemiyorum. Hiç boyuma göre pantolon yok. Ancak işte bunlar buralara geldiğinde. Bu da kısa geldi. Falan bugün da ne alsam kısa geliyor. Valla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben dikkatimi çekersin. Benim cin de. Ama cin şıklığı diye mi çekersin? Yoksa ne hoş giyilmiş ne tarz giyilmiş diye mi çekersin? Onu bilemiyorum. Bir gün bir yerde böyle gördüğümde biliyorum altında cin olduğunu, beyaz cin olduğunu. Ama bana göre hoş görünüyorsun. Peruk da çok yakışıyor zaten söylemiştim. O saçlarını böyle kırt 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 kes. Kendi bu gidişle öyle olacak. Öyle olacak kısa peruk galiba. Taka taka. Bu kadar kızım. Yuşağım. Teşekkür ederim. Kendin mi yırttın? Evet. Belli. Dümdüzdü. Çok mümkün. Beyaz cin hiç sevmem ben. Üstündeki çok kötü bir jean mont. Tek beğendiğim ayakkabı ve çanta uyumun. Yani sen dünün konseptinde biraz kalmış olabilir misin? Peruk yakışıyor sana. Ama artık böyle takma perukları ya. Kendi saçınla göreyim ben seni. Kılık değiştirmiş gibi geliyorsun her gün. Yok biraz ara vereceğim Gülşah Hanım. Çok sevemedim kombinini bugün. Dünkü o şıklığından sonra. Olacak iş değil. Evet buyurun. Hülya'cığım, sen de çok iyi biliyorsun ki pantolonun boyu kısa. Ben genelde hani bileğimizin tam bilekte severim bu boyu. İnanın öyle bir pantolon yok bana. Anladım, Serdar bunu Bey. Bilincindesin. Zaten üzerinde fazla durmayacağım. Ondan sonra ben beyaz cin çok severim. Çok severim. İlk geldiğinki gibi ceketini yapabilir misin lütfen? Ben böyle sevmedim. Çünkü kısa biraz da o yüzden. Aslında çok açık beğenmiştim. Yok yok yok. Ben omuzunu da görmek istiyorum. İki türlü de giyebilir. Böyle de öyle yapmamıştım. Bir giyer. Üstünü yapmıştım. Ha evet 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 doğru söylüyorsun. Bir üstünü yapmıştım. Heyecanlandım. Bir de yakalığını kaldırıp omuzunu açabilir misin? Ben jean montunu beğendim ama desenlerini sevmedim.
şayet ki desensiz olsaydı daha böyle yalın bir kombin görüp aksesuarların da beni rahatsız etmezdi. Ama o nakışlar gereksizdi. Bu kadar. Teşekkür ederim. Puanlarımızı veriyoruz. Hülya'cığım 2. Celin Ayran bırakamadım. Çok beğendim. 5. Teşekkür ederim. 5 çok veriyorum. Mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. İlk 5'im vardı. İlk 5'imi aldım. Sizden. Urkan abi ciddi çok, mi? Çok beğendim. Çok beğendim. Çok beğendim. Urkan abi sen yediğim işim dokundu acaba sana? Yo, ben o desenleri de beğendim. Beyaz cini de beğendim. O kısalığı da beğendim. Çünkü bacak boyu çok uzun olduğu için o kısalık rahatsız etmiyor. Bir dakika ya. Gerçekten şunu yapmak istiyorum şu anda. Ay pantolonum da 5 kilo. 2 bu arada. Gördüm inşallah. Sağ olun. Nereye geldi? Bir değil en azından. Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ediyorum. Urkan abi bir gözlüğünü alabilir miyim? Az. Ay gerçekten 5. Sıfır zaten. Size bu arada o kadar yakıştı ki. Biliyorum hayatım. Her müthiş şey durdu. Yakışıyor bana. Ne yakışıyor? Urkan abi ya bir dakika tutsana şunu da. Urkan abi biraz sileyim mi şunu canlarını? Sil hakikaten sil kızım. Urkan abi. Ha canım. Kız baksana bak tak bir. Sen bak 5 göreceksin sen de. Dua et yıldızlı 5 vermedi. Yıkılıyor. O zaman bütün gözlük geçsin kıza gelsin puanlar. Dur bakayım. Serdar Bey. Evet 5. 5 aldım 5 değiştiriyorlar hepsi. Değiştirin bakayım. Ederim. Benim puanımı merak ediyor arkadaşlar. 2 evet, şekilde. Ama tahmin sen. Ediyorum. 3 tahmin ediyorum. 3 tahmin ediyorum. Hayır. 2 mi? Aa ne kadar güzel. Peki. Lens mi taktın? Hayır. Ne yaptın? 4 verdin. 4 mü verdin? Evet. Jean'inle hayran bıraktım. Verilen puan ben geri alınmıyormuş. Ben çok severim. İtiraz ediyorum sayın yargıç. Böyle bir şey olamaz. 2. Teşekkür ederim. Tabii ki bir şaka bir yana. Hiç kimse kimsenin puanını sorgulayamaz. İşin esprisi yani. Bugün beyleri kendimi beğendirdim. Demek ki Urkan abinin gözünde gerçekten ciddi bir sıkıntı var derdi. O diyerek ki Urkan abinin gözünde sen çok şıksın. Ben kendine onu hayran bırakmışsın. Podyumda da böyle yürütürüm. Evet. Bir yürür ki o yani. Ona ne şüphe. Ama senin muhakkak ki bir magazin programı sunmanda fayda var diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Banu! Evet. Gel bakalım. Şakamızda oluyoruz. Ay. Merhaba. Ne kadar soluk renkler. Ha, nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Her şeyin yolunda. Bugün biraz üzgündüm. Biraz niye? Çok ağladım. Niye ağladın çocuğum? Niye ağladın yine? Ya dün yaşadıklarım aklıma geldi. Biraz ondan ağladım. Biraz böyle burada modumun düştüğünü fark ettim. Ona ağladım. Bir de biraz kilo aldım. Ona da ağladım. Sonra herkesin evi buraya 15-30 dakika. Benimkisi de 60 saniye. Biraz ona ağladım. Aa. Dertler der ya. 60 dakika. 15-30 yalnız. Ne yani çok 15-20 derdin değil. Varmış kızım. 60 tane bir dakika. Hiç bunlar dert mi? Kilo almışsın bu arada. Bana da öyle toplu göründün. Ama çok tatlı görünüyor. İyi hocam. Teşekkür ederim. Cinin kalıbından maşallah. Evet. Şimdi kızım sen yoga da yapıyorsun değil mi? Aleyna ile de yaptınız yoga. Evet artık tek başıma yoga yapıyorum Hadi ama. Şurada sen şimdi yoganı yapıp nefes alıp verirken ben de şu kum saatini biraz anlatayım. Az sonra dedik ya kum saati vücut tipini biraz anlatayım. Hadi sen yoganı yap şurada. Otur, yapayım yoga otur mı? Yoga yap. Sen yapıyorum sessiz ben. Yoganı yap ben anlatıyorum. Ama yani kamerada çekeceği için her türlü hareketi yapman lazım. Eller, nefesler. Biz de bir şeyler bunlar. Öğrenelim değil mi? Tabii. Siz bakın. Evet efendim kum saati vücut deyince ne geliyor aklımıza? Düzgün bacaklar diyeceğiz. Kalçaların biraz kaviste olmasını diyeceğiz. Göğüslerin kalçalarla eşit olduğunu, belin çok ince olduğunu ve omzun biraz derin. Ne derini? Yani dar. Benden bahsediyorsun. Dar olmasını. Dar olmasını. Yani söyle. Benden bahsediyorsun. Yani senden canım. Bahsediyorum. Evet. Evet. Size de soracağım biraz sonra bununla ilgili. Onun için iyi dinleyin. Bu kıyafetleri nasıl olmalı? Şimdi kalem etek, ben kalem eteği çok severim. İşte bu tip hanımefendilerin kalem eteklerini belden giymeleri onlara çok güzel yakıştığını düşünürüm. Hatta boyu biraz kısaysa yırtmaçla da en iyi şekilde boylarını daha uzatabilirler. Bel ince olduğu için kemerlerle en favori benim için burada kemerdir. Kemeri en iyi şekilde Merlin takmaları Morrow gibi gerekir. Değil mi? Evet. Evet çok yani, doğru bir örnek. Bak incecik bir bel. Evet.
göğsü, göğüs baseni, ve basenler tam böyle aynı kum şekilde. Saati. Aynen öyle. En güzel geçen hafta çünkü ikiniz de kum saatiyle ilgili konuşmuştunuz. Onun için bu hafta da kum saatini diyeyim. Şeylerden geçen hafta kaçınacak? Armut tipli kadınsı. Acaba önümüzdeki hafta ne anlatacaksın bize? Eşitleri anlatmayı düşünüyorum. Her tarafın eşit olmasını. Ne diyoruz ona? Dikdörtgen vücut tipini düşünüyorum önümüzdeki hafta. Evet. Burada pantolonlarda yalnız çocuklar kalçadan olması gerektiğine inanıyorum burada. Şeyden belden olacak ama pantolon olduğu zaman kalçadan olursa çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Ekleyecekleriniz var mı arkadaşlarım? Güzel anlattın hocam. Desenlerde nedir? Mesela şey desenlerden kaçınmalılar yataylardan değil mi? Yataylardan evet. Kaçınmalılar dikey. Enine dikey. Bir de minik çizgiler. Minik desenler hani mikro deriz biz. Minik desenler hani büyük desenlerden de kaçmaları lazım. Bir de üstümüzdekini üstüne giydiklerinin uzunluğunun kalçaya kadar gelmesi gerektiği ve tamamen dar olması gerektiği, üstüne oturması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Hani bu tarz kum saati formu ve silüetine sahip kadınlar daha bir kadın silüetini ortaya çıkaran kadınlar. Aynen öyle. Tabii. Daha feminen. Aynen öyle. Feminen olmasa bile o vücut hatları onu feminen aynen gösteriyor. Bacaklar hep dümdüz dedik ama dümdüz olmasa da gene kum saati vücutta pantolonlarla, kalem eteklerle her şeyi çok rahat kamufle edebiliriz. Ne diyorsunuz? Çok bilmişlerim benim. Evet sen ne diyorsun? 5 verdim Hülya. Doğru diyorsunuz diyorum. Doğru demiyorsan hiçbir fikrin yok mu? Ay bayıldı kız. Bayıldı. Sen ne diyorsun? Hocam fazla geldi. İlgi istiyor, dur ilgi istiyor. Kalk çocuğum. Kalk sen ne diyorsun kum saatine kızım? Ben ve ben iç içe kaldık sanırım biraz fazla. Ben de gittim. Ben sana şimdi ilgi gösteririm prensesim. Güzel kızım kalk yaptın yogonu. Nasıl canlısın şimdi? Bana kum saati vücut tipini anlat. Neymiş? Kum saati vücut tipi. Bel ince. 90-60-90. Aa bir şeyler dinlemiş aslında. Evet evet. Bir şeyler dinlemiş aslında. Yani ben telepati yaparken oraya da gittim, buraya da geldim. Ben ve ben ve siz kaldık. Onlar yoktu. Yok mu sayıyorsun? Farklı bir boyuttaydın demek ki. Nerede olmadığına çok üzüldü ama. Neden? Of nasıl yoktum yaptı. Saçlarını arkaya aç çocuğum. Öyle pis bir saçlarını. Hah at bakayım. Oh. Oh bak ne kadar değişti, ne hoş oldun çocuğum. Evet, nereye gidiyorsun bakayım? Şimdi benim iki tane köpeğim var. Üçüncüyü sahiplenmek istiyorum. O yüzden barınağa gideceğim, köpek bakacağım. Bir de onlara mama götüreceğim. Ne güzel, ay, ne güzel. Güzel. Çok konseptim. Gerçekten yapıyor bravo musun böyle bir şeyi? Yapıyorum evet. Hatta sahiplendim köpeğimi de. Aferin. Can dostum, benim de kedim. Sokakta 3 aylık birbirimize bakıştık. Gel dedim seni götürüyorum. Şu anda benim canım 5 sene oldu. 5 yaşında hiç on benim. Hiç on başka bir şey onunla olmak. Aferin. Bir de onları da sahiplenmek her zaman çok daha iyi olduğuna ben inanıyorum. Tabii isteyen istediğini sahiplenir. Cins... Efendim ne söyleyeceksiniz? Burkancığım köpeklerin ismini merak ettim de sorabilir misin? Hangi köpeği sen sor. Bir tanesinin adı. Hangi köpeğin Jack mi köpek? Biri Belloş, biri de Nazar. Ne güzel. Nazar değmesin diye. Evet, fiyatları da söyle bakalım. Fiyatlarım ayakkabım ve çantam 200 lira ikisini bir yerden aldım. Pantolonum 250 Türk lirası. ceketim ve içimdeki 290 Türk lirası. Taşlar ve kulağımdaki taş hepsi 40 Türk lirasıydı. Şimdi kızım düz dur lütfen. Nasıl oturduğuna bakacağım cininin. Evet zaten Serdar bu tarzı çok sever. Hep anlatmaya çalıştığı tarzda sizlere iğneleyerek anlatmaya çalıştı. Çok sever. Cinin güzel duruyor. Üstü, yalnız o ceketin içinde ben oradaki kızımızın giydiği gibi düz bir şey hayal ederdim.
O zaman o düz bir şey giyseydim belki bu çantaya evet derdim ama şimdi bu çantaya kesinlikle evet demiyorum. Çanta çok spor kaçmış. Değil mi çocuğum? Evet. Saçlarını arkaya at, öne koyma gene. Hah. Wow. Bu daha güzel duruyor. Bak ne de güzel. Nasıl attın saçlarını? Şöyle attım. Çok güzel attın. Şu anda çok değiştin yani. İçindeki beni rahatsız etti. İçindekinin düz olmasını tercih ederdim. Söyleyeceklerim zaten bundan ibaret. Kötü müsün? Değilsin. Bir şey yapmaya çalışmışsın. Soluksun. Biraz daha canlı bir olmanı isterim. Tamam çocuğum? Artık daha canlı. O spor çantayı da farklı cinle, tabii ki montlar cinler, çok rahat kullanabilirsin. Güzel bir çanta. Gülşah'ım, gözlüğümü evet. Vereyim mi? Kime? Beş verirsin. Yok, gözlük de kurtarmaz bana. Yani içindekini hiç sevmedim. Dışındakinin mesela bu artık bir bej rengi. Bej ile beyazı çok severim. Ama iki ton daha açık olsa ikisini yan yana görmek istemezdim. Ben jean'ini sevmedim. Kalıbını da sevmedim. Paçalarına yaptıklarını da sevmedim. Çok alaturka geliyor bana artık. Böyle yani bunun üzerinde bu değil yani. Bu olmamalıydı. Başka bir numara yapman lazımdı bence. Çantan Burhan Altıntop çantası gibi bir şey. Doğru. Şık değilsin ya. Banu niye böyle? Ben niye seni beğenmiyorum ya? Ya Gülşah Hanım bilmiyorum ben de bunu düşünüp düşünüp duruyorum. Aslında gerçekten daha güzellerini yapabileceğime inanıyorum ama alışverişte... Ben de inanıyorum sana çünkü sende o var. Mesela Selen'de yok. Sende var. İşte... Ama yapamıyorsun. Demek ki sende de mi yok acaba? Ya öyle düşünmeyin. Selen beni utandıracağına söz verdi. Evet. Umarım lütfen yarın ikiniz de şöyle gerçekten artık güzel gelin. Çünkü haftanın finaline yaklaşıyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Buyurun. Banu'cum. Yaşın kaçtı? 22. Yaşına göre bugün seni daha büyük gördüm. Ben cinli beğendim ama ben genelde kombinlerde iletişim severim. Hani bir yerimde bir küçük bir detay varsa diğer bir küçük bir yerde de onun tek başına bırakmak doğru değil bence. Çantan hiç olacak bir çanta değil. Yani Jack'in çantasını mı aldın yanlışlıkla evden çıkarken? Ya şey oldu. Yoksa ben Jack İtalya'ya giderken evde mi bıraktı? Onu ben de fark ettim. Sapları falan. Sanırım bir de kolunda şey var. Bir tane rivet gördüm. Kolu kıvrılıyor galiba değil mi? Evet kıvrılıyor. Bir kıvırabilir misin? Hemen birini bir görelim hemen. O şekilde. Daha bir dinamik. Daha bir sportif. Spor şıklık yaratalım. Okay. Çok sevdiğim bir numaradır bu benim biliyor musun? Değil mi? Çok severim. Ben de gömleklerde de çok severim. Bir de şeydir yani insanın hareketini kısıtlamaz. Bir de böyle şöyle. Çok tatlı. Çok şık değil mi? Çok. Yani böyle bir detayım var. Yapmıyorsun. Neden? Neden? Farkında mı değilsin? Farkındayım ama. Farkındaydım. İzlenmiyorum mu diyorsun? Ama böyle kullan. Ama böyle daha dinamik. Senin yaşına göre daha dinamik. Daha genç duruyor. Banu'cum, lütfen daha dikkatli ol. Lütfen. Yaşının şıklığıyla buraya gel. Gelmiyorsun. Teşekkür ederim. Yasemin'cim buyur. Banu, paçalarındaki o pırıltıyla o çantayı sen nasıl eline alabilirsin? Bunu nasıl yaparsın? Doğru. Yani hiç alakan yok konuyla belli ki. Hiç alakan yok. Böyle şeye gidiyordun. Barınak. Barınağa gidiyordun. Çok tatlı olursun. Barınağa böyle git. Sana orada sarılırım seni görsem. Aferin sana deyip konu işte barınağa gelmene gelir. Barınağa böyle gidebilirsin ama buraya böyle gelemezsin. Oraya başka türlü de gidebilirsin. İstediğin kadar kötü kombinle gidebilirsin. Tavrın çok tatlı ama buraya böyle gelemezsin. Korkunç görünüyorsun. Belli ki sen bu işi hiç bilmiyorsun. Korkuyorum senin için. Teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. Bol kese ha.
1. Emeğin var. Hı hı. Ama bu emeklerin daha fazlasını görmek istiyorum. El işçiliğini daha fazla kullan. Teşekkür ederim. 3. 1. Kalpler barınağa gittiğin için. Teşekkür ederim. Evet, seni yeni uğurluyoruz ve Zeynep'i podyuma alıyoruz. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Merhabalar Gülşah Hanım. Nereye gidiyorsun? Ben Ajda Pekkan konserine gidiyorum. Yine sokakta yine geziyor. Sen de oradasın. Evet. Gülşah da orada zaten. Ben de zaten kulisteyimdir büyük ihtimalle. Süperstarımıza kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ajda'ma kocaman sevgiler. Ajda'cığım seni çok seviyorum. Dünyanın en ama en tatlı insanlarından biri. Ne mutlu ki meslek yolculuğumda yolumuz kesişti. Tüm arkadaşlarımın kendisiyle muhakkak ki bir prova, bir elbise tecrübesi olması gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Ansiklopedi gibi kadın. Ya. Evet, çok acayip. Bak şimdi hemen aklım hafta sonundaki konserlere gidiyor benim şimdi. Bir sonraki hafta da var. Evet. Şimdi önce bir fiyatlarını alabilir miyim? Tabii. Ayakkabım 100 TL. Aslında 289 TL'ydi ama hafta sonu gidip çalışacağım, o yüzden 100 TL'ye aldım. Pantolonum ve büstiyerim 360 TL. Ceketim 295 TL. Çantam 40 TL. Püsküllerim de 40 TL. Hafif böyle bir indirsene. Yani ceketin şu formu tabii çok daha iyi duruyor. Biraz ben ceketinin üzerine yaptığın o numarayı hiç sevmedim. Ve sırtındaki fotoğrafı da hiç sevmedim. Niye öyle bir küpe, niye takım takım bağlamaya çalışıyorsunuz bir şeyleri? Onu hiç anlamış değilim. Keşke cekete böyle bir şey yapacağını Autriche alsaydın. Autriche çok moda. Dünyanın en büyük markaları şu anda kollarda, eteklerde, etek uçlarında, finişlerde falan kullanıyorlar. Autriche benim meslek hayatıma başladığımdan beri benim için her zaman moda ve taptır. Bir leopar, bir Autriche. Gülşah Saraçoğlu'nun anayasası İmzası. Gibi bir şey. Ama bu sene çok fazla patladı. Ve bu üzerine aldığın bu materyal artık demode olan bir materyal. Kaç seneler önce kullanıyorduk. Ama artık değil. Hocam deyip, hiç param kalmadı. Son 40 TL param vardı. Bunu da yalvar yakar aldım. Kendin mi yaptın onları? Evet hocam. Kendim yaptım. Yani ben şunu sevmiyorum. Bu materyali tek bir yerde kullandığınız zaman çok sakin ve şey kalıyor. Bundan mesela bütün bir elbise yapmıştım. Ben bütün bir ceket yapmıştım. Gümüş rengi ve yıkılıyordu. Hatta giyerim de burada bir gün. Ama öyle havalı duruyor. Ama mesela jean'in üzerine bir küpelerle beraber sevemedim ben. Kombinini beğendim ama. Teşekkür. O cepler gözüküyor mu? Çıkart bakayım. Ay işte hiç sevmiyorum. Çıkart o ceplerini. Çıkarttın daha mı? Dün konuşmuştuk. Yanan, daha dün konuşmuştuk. Keşke kesseydin. Evet. Bak, arkaya doğru at. Bak ne kadar iyi duruyor böyle. Evet. Senin vücudun çok iyi. Gövden, göğsün, omuzun. Çok beğeniyorum. Yalnız makyajını değiştirmen lazım Zeynep. Bu makyaj seni yaşlı ve yorgun gösteriyor. Tamam. Biz aramızda da konuştuk dün Yasemin'le. Sanki bugün bir pembe yapmış dudağını. Evet. Bir önceki günlere göre çok peki daha, şu an bir tık daha iyi. Buraları böyle yapıyor ya, daha kısa kalmış. Daha kısa kalıyor ve gözünüzü bir gelsene, ben çok merak ediyorum. Neyi yanlış yapıyoruz acaba? Çünkü biz dün Yasemin'le... Hocam kirpiklerim döküldü bugün tekrar. Ay, çok şükür dökülmüş. Bakayım. Böyle dökülsün. Şey aralan hep şey kaldı, kısa kapat kaldı gözüm. Şunların daha mı uzun olması gerekiyor sanki? Evet, gözünü büyütmen lazım. Evet, gözün küçük. Dudağına artık daha fazla bir müdahale yaptırma. Hocam 2 yıldır hiç yaptırmıyorum, artık çok oturdu çünkü. Bayağı yaptım. Bayağı bir oturmuş, evet. gözünü büyütmen lazım senin makyaj yaparken. Kaşını uzatman lazım. Evet, kaşımı nihayet yapacak inşallah. Şu mesafen kısa çünkü, onun için gözlerimizi büyüteceğiz derken benim de bunu bu makyajla söylemem de çok anormal oldu. Evet, geçebilirsin. Ne yazıyor orada? Ada ve Azra, kızlarımın adı yazıyor. Kızlarının. Evet. Doğru, iki kızım var evet, senin hocam. Ya. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evliliğin devam ediyor mu? Yok, hayır. Çok oldu biz. 2013'te ayrıldık. Peki sen nasıl anlaşıyorsun? Geçeyim mi hocam? Buraya geç. Anlatayım. Peki sen nasıl iyi anlaşabiliyor musun? Görüşüyor biz musun? Hiç görüşmüyoruz. Kızlar görüşüyorlar.
daha yeni görüşmeye başladılar onlar da. Çok fazla diyalogları yoktu. Öyle bizde. Hikayeni merak ettim. Sonra bana bir anlatır mısın? Olur. Hocam özelde anlatayım. Özelde böyle... anlat tabii ki. Tamam. Çünkü orada var bir sıkıntılar. Evet. Yoksa ne tatlı söyledi Hülya. Onun gibi sorardım sana da ama bir şeyler var. Merak ediyorum senin hikayeni. Tabii ki anlatırım. Evet bu kadar. Teşekkür ederim. Buyurun. Arkanda bir tablo var, bir resim var. Onu sevmedim. Ama yaptığın, kendi elleriyle diktiğin püsküller beni rahatsız etmedi. Sadece çok baskın, çok bağıran bir detay olduğu için küpelerini aynı materyalden yapmasaydın daha çok sevinirdim. Hocam küpem yoktu çünkü param kalmadı. Aksesuar alamadım. Boş çıkacaktım. Ben de dedim ki boş aksesuar çıkmaktansa... Aksesuar yapayım dedim. Evet, evet puan kırılmasındansa güzelmiş. En azından güzelmiş. Dedim bir kulağımda evet. Bir şey olsun dedim. Evet. Biz de çok bayıldık küpelerine zaten. Pantolon çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben pembeyle kırık beyaz çok severim. Cinin rengi de çok güzel. Dediğim gibi mesela üzerindeki cekette koyduğun detay zaten çok abartılı. Hı hı. Bir de o resim birazcık... Keşke sökseydim onu, evet. Doğru. Belki tek başına püsküller daha iyi durabilir. Çünkü zaten abartılı bir şey var ceketin üstünde. Bir de o resim işi ucuzlaştırmış. Sen kaliteli yapmaya çalışırken o resim işi ucuzlaştırmış. Bazen hani sizler de bunu yapıyorsunuz. Yani bir şeyi daha şık bir kombin evet. Haline getireyim derken yanlış bir detayla... Onu daha çok aşağı çekiyorsunuz. Yapmamaya çalışın lütfen. Daha dikkat edeceğim. Minik çantan da çok sempatik. Başka yere takmak isteseydin nereye takardın? Elimde tutardım şöyle minik. Yo. Yani bunu da hiç param kalmadı. Yani son paramdı ve mağazaya girdim. Yalvarırken bu vardı. Çok tatlı bir bence. Zinciri evet, vardı. Evet. Ben bunu ben pantolonun ipine bağladım ve arkama bağladım. Ya ki, süper evet, çok tatlı olmuş. Bir de bunun içinde neler vardı? Bunun içine ne koyuyordun sen? Hayallerini unuttu heyecandan. Yıkılan hayallerimi koyuyorum. Hayır, bizim yorumlarımızı da koyuyordun ya. Evet, onları da koyuyorum ama artık inşallah daha böyle büyük bir çantayla. Neydi hayalin mesela? Neydi hayalin ve ne yıkıldı? Ne oldu? Ne oldu? Eyvah. Ne oldu? Eşinle mi? Boşandığın eşinle mi ilgili? Babam. Babanla ilgili. Ay. Ben galiba bir koli mendil alacağım. Yok hocam ağlamıyorum. Teşekkür ederim. Ağlamıyorum. O gözyaşım akmayacak. Teşekkür ederim. Evet. Üzdüm seni istemeden. Hiç önemli değil. Güçlü olmaya çalışıyorum. Çünkü babam beni erkek çocuğu gibi büyüttü. Benim hep kramponlarım vardı. Yani kızların hep kutu bebekleri olur. Benim aksine kramponlarım olurdu. Çok erkek gibi büyüdüm. Çok bağlıydık birbirimize. İnanılmaz. Çok ani oldu. Çok yıktı beni. Ay mekanı cennet olsun. Allah Nur için de yatsın rahmetli amin. Babacığın. Hemen Yasemin'cime dönüyorum. Buyur Yasemin'ciğim. Merhaba Zeynep'ciğim. Merhabalar Yasemin Hanım. Sen o konserde böyle elinde o minicik çantayla arkandan görsem seni küpelerin hariç, o ayakkabının pembeliği arkadan o parıl parıl bir kız geldi buraya diye bakarım. Havalı da görünürsün benim için. Konsere akşam Ajda Pekkan'ın konserine gidiyorsun sonuçta. Sende ilerleme görüyorum. Bunu daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Çanta seçimin kazayla da olsa bence çok tatlı. Üstündeki cini üzerine işlediğin çok sevdim. Çok parıl parıl güzel görünüyorsun. Kulağındaki küpeler asla benim için olmaz. Ayakkabının rengi de üzerindeki pijamayla, pijamanın formu, bu ceketin evet. Altına seçtiğin bu pantolon, pijama formu çok güzel benim için. İçindekinin renginden emin değilim. Bu da çok fazla oluyor benim için. Belki yine aynı tonda bir beyaz, minicik bir
Minicik sadece bir çizgi bral seçebilirdin. Çok daha temiz pırıl pırıl bir görüntü olurdu saçın makyajınla. Eksiklerin var. Hayran bırakmazsın ama bir bakarım sana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zeynep Billur, ne yapıyorsun kızım? Teşekkür ederim Hurkan. İyi misin? İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben montunu... Arkandaki o sarkanını sen mi yaptın, hazır evet, mıydı? Evet, ben yaptım. İyi, keşke yapmasaydın. Çok gereksiz. Çünkü orada zaten koca bir tablo var, resim var. Onun için gereksiz olmuş. Ben aslında onu resimli olarak da çok sevdim. Bu ceketi normal jean'inle, içinde farklı bir düz bir tişörtle çok rahat da kullanabilirsin. İç bölümüne bayıldım. Çantanın ortada olması benim hoşuma gitmedi. O çantayı hiç görmemek isterdim. Şurada olsaydı. Yanda. Sen bunu çıkardığın zaman orada o çantayı görmeyi tercih ederdim. Böyle o gözümü alıyor çünkü için o kadar güzel ki. Ya olsa da olur, olmasa da olur. Bir tavsiye olarak söyleyeceğim. Bu tarz kısa bir şey giydiğin zaman bu belde bilekten bantları kullanma. Aradaki tenin o kadar gözü rahatsız ediyor ki çocuğum. Ama yani şimdi daha da aşağı çektiğin zaman bu kadar olmaz ama onu kullanmamanı tercih ederdim. Genel olarak bunu yapmaz olaydın. Şunları, bir de o küpeler. Bak beni sesimi yükseltiyor. Ben Allah biraz Allah. Abartmayı seviyorum galiba. Tamam. Hayatımda da böyleyim. Abartma güzel bir şey de. Yani bir kere bak kızım, bırak her şeyi. Şöyle koca bir resim mi var ortada? Onu kapatamazsın bu püsküllerle. Anladın mı? Yapsaydım ben şuralarına yine beğenmezdim ama olsun. Şuralara yapıp o resmi kapatmasaydın diyorum. Ben de bugün suratını da çok beğendim gene. Sana diyorum ya benim uzak doğulu kızım. O gözler böyle uzak doğu benim güzel kızımın. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet, puanlamaya geçiyoruz. Zeynep'ciğim 3. Teşekkür ederim. Tabii ki. Ben... Hazır mısın? Hazırım. Teşekkür ederim Serdar Bey. Rica ederim. 3 Zeynep. Teşekkür ederim Yasemin. Güzel gidiyorsun, devam et. 4 kızım. Teşekkür ederim babacığım, çok sağ ol. Zeynep'ciğim senin yerini alalım lütfen. Kim geliyor? Alevna! Merhaba. Merhaba. Nasılsın Alevna'cığım? İyiyim Serdar Bey, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Konseptin neydi? Hemen onu alalım. Ben bir cin markasının açılışına gidiyorum. Evet. Tek başına mı? Tek başıma. Wow. Makyajına bir yakından bakalım. Tabii. Pardon Serdar. Rica ederim, rica ederim. Yine ne yapmış bu kız bakayım. Hocam bir iğne bana oradan verebilir misiniz? Ben yardım aldım ama böyle. Kapat bakayım gözünü. Wow. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Aleyna bir gelir misin? Tabii. Ay çok pardon, böldüm. Sen arkanı dön orada konuşurken. Konuş. Lütfen devam et Ben makyaja baktım. Sadece çok şunu birazcık daraltmak istiyorum. Evet. Ayağa kalkamıyorum yönetmenim eteği. Bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Yani bununla da istersen daha rahat olabilir. Böyle tutmuştun. Yani daha böyle. Dar sıkıştırmayı en azından. Hemen. Zor bir şey değil mi? Evet, çünkü... Çünkü bunun için büyük iğne lazım. Kocaman böyle evet. Bir yorgan iğnesi kadar evet. Bir iğne. Yani yapabildiğim... İdare edelim. Aynı. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Rica eline sağlık. Çünkü kot kalın ya, bu iğneler de ince. Ve yamuluyor. Lütfen otururken dikkatli ol. O iğne kırılır, bu kızla da batar. Yani şöyle bir üstten görmüş olalım mı? Sen böyle elinde tutarsın biz rica ettiğimizde. Evet. Teşekkür ederim hocam. Evet, geç canım sen yerine. Bir kemer görüyorum, bir ayakkabıyı, daha doğrusu bir çizmeyi kapladığını görüyorum. Birazcık şöyle nasıl yaptığını bahseder misin? Ben bir cin pantolon aldım. Evet. Aslında çizmelerimi çok daha farklı bir şey yapmaktı hayalim. Gerçekten evet. Çok daha başkaydı. Evet. Ben alışveriş esnasında da bir ayakkabıcı buldum. Evet. Atölyesi buldum. Gittim oradaki abiye dedim ki abicim böyle işte acelem var, 2 saatim var, bana en kısa sürede pantolonu kesip yapıştırır mısın? Bak bu şekilde istiyorum. Abi de bana dedi ki tabii ki yaparım dedi. Sonra ben o sıra gittim işte bu kestiğim pantolonun bel kısmı bu arada. Ben tamamen orayı kestim. Bunu kemer yapmak için bu tarz çok bir şey aldım. Çok güzel olmuş.
Ondan sonra son 2 dakikam vardı. Ben artık gittim abinin yanına. Çizmelerimi gördüm. Şoka girdim. Çünkü, ne olmuştu? Şöyle, ben şöyle bir şey istedim. Pantolonun, nasıl anlatayım? O tam paça kısmının dizine kadar, bu arada iğnem gitti. Tamam, böyle rica ettiğimizde eline sıkarız. Tamam. Şuradan hafif çizmemin ucu gözükecek şekilde paçadan buraya kadar çekmesini istedim. Evet. Şimdi burada yapıştırıcım yok. Yani onu da o yüzden abiye rica ettim aslında. Buradakiler iz çıkartıyor. Ben bir sefer öyle bir şey yapıştırmıştım. O iz çok kötü durduğu için burada yapmak istemedim ben. Abi de bunu bambaşka yapmış. Sonra ben bunun kalan detaylarından cebi kestim. Dedim ki ucunu kapatayım. Çok kötüydü. Çok kötü dikiş hataları vardı. Evet. Bu tam ortaya aslında pantolonun dikiş detayını ortadan böyle jilet gibi yapıştırmak istedim. Onu diğerinde birazcık taşlaması varsa çizmende. Sol çizmende yok. Dikiş evet, yok ama işte. Hafif taşlama var. Aynen. Sonra ben de dedim ki biraz daha böyle işte dağınık dursun. Biri farklı, biri farklı olsun. Kendimce biraz üstünde oynadım. Bu tarz bir şey yapabildim. Tamamen abinin azizliğine uğradım diyebilirim. Yok. Bence böyle belime tasarım şey. Bazen yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri daha çok beğenmenize neden olabilir. Ben sevdim ama kendimi böyle. Ben de sevdim. Hemen fiyatları alalım. Çizmelerim... Nasıl gösteriyorduk? Böyle. Evet. Çizmelerim 450 TL'ydi. Ben 350 TL'ye aldım. Evet. Çantam 220 TL'ydi. Ben 100 TL'ye aldım. 100 TL. Vay be. Wow. Bu pantolonumu 90 TL'ye aldım. Üzerimdeki gömleği 105 TL'ye aldım. Şapkam 175 TL'ydi. 100 TL'ye aldım. Kendini beğendin mi? Ben çok beğendim. Çünkü çok seviyorum. Yani böyle olmayı seviyorum. Bugün kendi tarzını bu kombinle ifade ettiğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Yani Ben de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok de düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hemen o zaman Yasemin'cime devrediyorum seni. Çabandan ötürü bir kere takdir ediyorum seni. Şapkanı bir çıkarabilir misin? Biraz saçım şey olmuş olsun. Olabilir. Yine de çok güzelsin çünkü dupduru bir güzelliğin var. Atsın şapkayı. İstersen ver. Dur Gülşah gelecek. Gülşah sıra gelecek, yapma. Eli bir boş dursun istedim de şu anda. Anladım. Çok öbür elinle de çok hafif şöyle bir belini sık. Bunu da düşündüm biliyor musunuz? Keşke İnce. Yapsaydın yani. Baktın mı yine? Evet. Tamam, dikkat et. Alayım orada ben devam edeyim. Çantan korkunç. Onu da görmek istemiyorum. Bu kemeri kullanacağın gömlek formu çok şöyle. Güzel bir seçim yapmışsın. Değil mi? İstemedim açıkçası. Yo, çok güzel. İyi denk gelmişsin. Hani bunu bulmak çok da. Çok iyi buldum. Bulduğun zaman da bu o parça diye anlamak da çok güzel. Evet. Ayakkabılarını çok güzel yapmışsın ama çantada senden bir numarada ne beklerdim biliyor musun mesela böyle gördüğüm zaman? Yine bu renklerde çünkü jeaninle hayran bırakacaksın ya beni. Bu renklerde bir pantolon tekrar alıp paçalarından bağlayıp şöyle koluna asıp böyle eline hatta kısa yapacaktın onu. Hatta bilirsiniz o çantayı. Evet, kısa biliyorum. Yapacaktım böyle biliyorum. Salaş hatta o düğümü falan bile görebilirim belki. Şöyle elinde tutup salına salına gelecektin. Ben beğendim seni, yaptığın şeyi beğendim ama eksiklerim var, hatalarım var. Bence de kendini artık göstermeye başladın. Lütfen devam et. Teşekkür ederim. Senden de umudum var. Lütfen devam et. Teşekkür ederim. Ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol kızım. Şapkayı takış şeklin yanlıştı da onun için. Daha belki öne getirecektin ya da daha arkaya atacaktın. Şöyle şuraya kadar da getirebilirdin. Böyle daha hoş görünüyorsun gözüme. Şöyle işte kötü değil ama yani bir fikir vermek için söylüyorum. Bu çizmelerinin hiç bolluğunu görmeyip tamamen ayaklarını, bacaklarını sarmasını da tercih ederdim. Ama bugün bol keseyim, üzülme. Farkındasın puanlarıma. Evet, çantan... Keşke çantanı da kaplasaydın, ne bileyim yani. Hocam o da aklıma geldi. Ama çok az bir sürem kalmıştı. Artık bugün ayakkabım için sabahtan alışverişe başladığımız andan itibaren çok koştum. En son artık dedim ki çantasız çıkmayayım, yani bir çanta almam gerekiyor. Bir pantolon da almak aklımdaydı. Çok özür dilerim. Rica ederim. Param yetmedi. Çok pahalıydı pantolonlar. Ben de artık bunu en son en iyisi hangisi olur düşünerek seçtim açıkçası. Şöyle bir dön bakayım o zaman.
Ah şu belini biraz oturtsaydın. Çok kalın Yasemin Hanım yani. Yapabilirdin, hiç zor değil aslında. Terziye yaptırabilirdim evet. Bak bir de tekrar bu tarz... şapkanı ha. Al istersen, al sıkma hocam. Al şimdi. Gülşah geçecek, Gülşah konuşmadı ya hiç. Al şapkanı kızım. Belki Gülşah'ın takış şeklini gösterir falan filan. Yani bu tip çizmelerde burasını da aynı şekilde eşit yapıp daha mini yapabilirsin. Anladın mı? Bu bacağın gibi orayı da mini yapabilirsin ama yanda bir açıklık var değil mi? Yanda vermişsin zaten o açıklığı. Evet. Anladım. Anladım. Yani ne söyleyeyim? Bol kese puanı göreceğim benim bol kese puanım bugün. Teşekkür ederim. Evet Gülşah'ım. Evet hoş geldin Aleyna. Hoş buldum Gülşah'ım. Güzel Aleyna. Teşekkür ederim. O çantayı birine hediye et. Şapkayı da bir sahil kenarında falan tak ya da böyle Alaçatı sokaklarında yürürken falan öyle tak. Şapka ve çanta olmamalıydı ama onun dışında çok iyi duruyorsun. Teşekkür Tabii ki eksikler var. Yasemin de dediği gibi. Hani o korsaj öyle öyle zımba gibi ki bir hani gap year üstadı tam olarak söylüyorum bunu. Tam şöyle bir çantamı sıksana. Bırakabilir miyim? Sen bilirsin. Şöyle bir bırakayım. İyice bir sıkacağım şimdi ben burayı. Onu atölyede arkasına, tam arka ortasına bir daraltıp dikiş çektirecektin. Şöyle. Evet. Çok daha iyi olurdu. Daha çünkü yukarıda benim, tabii. Benim bütün elbiselerim hep böyle gap yerlerimin üzerine montelidir. Ve o gap yer kadını gerçekten vazo gibi gösterir. Yani bir vazonun içine sıkıştırıyorum aslında ben bütün müşterilerimi, öyle söyleyeyim. Yani onların kaç beden olduğu, bel oyuntularının olup olmadığı önemli bir o kalıbın içine giriveriyorlar ve gerçekten çok rahatsızlık veren bir şey. Ne bir pot görebilirsiniz, ne bir içinde çelik balenlerden tutun neler neler var. Ben şimdi mesela o üstündekini çelik balenli bir korsaj gibi hayal ediyorum. Çok iyi bir şey çıkardı. Teşekkür ederim. İyi duruyorsun. Şapkanı çıkartsana tekrar. Çıkarayım. Elinde kalabilirdi problem. Yani ben mesela buna böyle büyük küpeler isterdim. Böyle oksitli böyle biraz okside olmuş. Büyük küpeler isterdim. Öyle gitmeli ve elinde de çuval gibi bir çanta isterdim. Çok havalı olurdu. Ve hoş tabii ki havalı da bir gözlük. Evet bu kadar, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk beşimi sana veriyorum. Ay, çok teşekkür ederim Serdar Bey. Ben kalemimi alabilir miyim? Kalemimi rüya yapmıştım. Çok mutluyum. Bir kere daha düşüneceğim. Çok pardon, bekletiyorum sizi. Yasemin Hanım. Sana 4 veriyorum. Kusurların var ama gerçekten beni bugün şaşırttın önceki günlere göre. Teşekkürler. Bugünün bol kese Uğurkan'ı konuşuyor. Her zaman böyle olmayacak ona göre kızlar. Bugün öyle içimden geldi. 5. Ya hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 4. Çok teşekkür ederim. Çok iyi puanlar aldın. Teşekkürler. Evet. Evet seni yerine alıyoruz ve. Sonunda. Evet efendim puanlar geldi elime. Şimdi buradan başlıyorum ve... puanlarını söylüyorum. Aleyna. 18. Nerede alkışlayacağız arkadaşımızı? Selen. 7. Tina. Hesaplamışsındır. Kaç? 17. Hesaplamıştır evet. Nihan. Hesaplamadım hocam. 12 o zaman ben sana söyleyeyim. Hülya. Ama en aldığı puanlardan biri değil mi? O kadar 5 verdim. Ne oluyor kardeşim? Beyleri beğendirebildim bugün kendimi. Evet. demek ki eksiklerim vardı. Evet. Ben de biraz bol kese olduğumu da söyledim zaten size. 13 puan. Teşekkür ederim. Niye gülüyorsun? Dışım gülüyor ama içimdeki ben gülmüyor hiç şu an. Biliyorum gözlerinin dolduğunda farkındayım. Hep arkadaşlarım da söylüyorlar. Gereken şeyleri de sana anlatıyorlar. Buna dikkat edeceksin çocuğum. Şimdi şöyle de bakıyorum. O ceketin için o bluz giyilir mi? Neyse. 8 puan Banu. Zeynep. Billur. 14 puan.
Evet, sevgili seyircilerimiz, 8. günümüzdeyiz. Hep bu puan yarışları bir Tina, bir Hülya, bir Tina, bir Hülya arasına gidiyordu. Bugün birinciliğe Aleyna da eklendi. Evet, Aleyna günün birincisi. Aferin kızım. Dün de demiştim ya, inşallah sana 5 veririm. Bol kese günümü de buldum. Çantadan da kırmadım ve 5'imi de verdim. Ay sonuncuyu söylemeyeyim, ben üzülüyorum sonuncuya. Ben de çok sadece üzülüyorum. Sadece bakayım. Ben de çok üzülüyorum. Ama o zaman değiştir kızım kendini. Tamam. Değişecek. Evet, değişecek, ben inanıyorum. Ben de inanıyorum. İki günümüz kaldı. Gülşah Hanım da inansın, çok üzüldüm söylediklerinize. Tamam. Sen iyi gel. Gülşah seni burada göklere çıkarır. Aynen öyle. Yani bakmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, konsepti de söyleyeyim. Biraz benimle ilgili, mesleğimle ilgili. Eyvah. Benim mesleğimle ilgili. Ve bizim de mesleğimizle ilgili. Sizin evet. Kıyafetleriniz benim, onlara koreografi vermem. Evet, moda haftasında podyuma çıkıyorsunuz. Yani arkadaşlarımın kıyafetlerini giyiyorsunuz. Benim koreografimle de moda haftasındasınız. Görelim bakalım ona göre. Görelim bakalım. Nerede alışveriş ediyor? Pendik. Pendik. Gittik geldik diyoruz. Pendik. Evet. Nihan gel tatlım, gel sesime gel. Ne haber? Zirvedeyim aşkım, iyiyim, senden ne haber? Elbisem hazır mı? Gel gel. Ben seni çok seviyorum kız. Ya görün görün kızlar. Bugün böyle bir makyaj yapmışım. Çok da hoş görünüyorsun. Hariç. Bu sıcakta kadife eldiven yok, mi giyeceğim dersin? Hayır. Niye ben bunu yaptın o zaman? Senin renkler çok karışık, çok kötü görünüyor. Böyle bir vizyonsuzluk örneği yok yani. Sen burada olmamalısın ya. Zeynep'ciğim üzgünüm, olmamışsın. Sana bir ve bir veriyorum. Onun yaşı kadar benim hayat tecrübem var. O birleri ben ona veririm. Banu'cum bir, otur. Senin ama hayatın, senin makyajın her çok gün uzun sürüyor. Zeynep. Kesinlikle. Ben bana şahit mi alakalı asla bitmiyor. Bir dakika, ben kendim yapmıyorum ki hocam. Zeynep'ciğim sesimi yükseltmek istemiyorum. Ya yaşın küçük, o yüzden şu an seninle yaşla tartışmayacağım. Yaşla hiçbir alakası yok. Beni sakın yaşımdan vurma. Benimle düzgün konuş. Beni sen yaşından vuramazsın ama. Benimle düzgün konuş. Aa, ne oluyor? Benim kardeşim çok hasta. Ah. Böbrekleri ve pankreası tamamen bitmiş. Ah. Şimdi nakliye bekliyor. Bugünün de sonuna geldik. Sizlerle olmak bizim için çok keyifli. Mutluyuz. Hele reytingleri görüyoruz. Daha da mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın.